Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen. Yenisi gelmez eline geçmese de ki değeri hiç bilinmeyen. Yürekte varsa sevgiden ne ötesi. Sen ağlasan da boş, ışıkta yaksan nafile. Odan karanlık hep loş, hayatın emri hep koş. Bayağı bir bekledim boş, yaşantım sanki bir savaş. Ve hoş da bazen ateş kesildiğinde ve de sular durulduğunda. Yoksa hep gülerdi insan, hep kalırdı masum. Saygıda bir kusur ettiğinde minnetinde değeri yok. Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur. Fakat bu kalp unutmaz, unutamaz ki zaten. Her kalp yıkılır ancak yenisi bulunamaz bir mesken. Her anın birini özler, rüyada yolunu gözlediğim düşünceler ve benliğimle canlanır tüm hatıralarım. Bitince yalnızım, gözümü açtığımda kalmışım yanımda ailem ve bir de arkadaşlarım. Gelsin hayat bildiği gibi gelsin, işimiz bu yaşamak. Pardon kardeş, hangi gazete? Ne gazetesi lan? Gazete mi kaldı? Vallahi ben okuyorum. Sen de kimsin? Ben biraz önce fotoğrafını çektiğin arkadaşım. Ama sana bir iyi bir kötü haberim var. Kötü haber, bu düğünde ünlü biri yok. İyi haber, birazdan sen çok ünleneceksin. Dayağımı yedikten sonra. Telefonu bana vermesin tabii. Gel daha. Aikido. Osmanlı tokadı do. Vay. Uzak Doğu felsefesinde arkadan saldırmak var mı ya? Biz Doğu'nun dövüş tekniğini aldık, kültürünü değil. Eyvallah kardeş. Dur kardeş, daha karpuz keseceğiz. Abi affet abi. Abi yemin ederim kimse burada olduğumu bilmiyor. Yurt dışına giderim, bir daha geri gelmem abi. Uzak Doğu'nun kültürünü almadığın gibi bizim kültürü de alabilirsin. Ben sana biraz öğreteyim. Eline, beline, diline hakim olacaksın. Anladın mı lan? Tamam abi, anladım. Demek ki Songül için geldin. Tabii. Kimin için olacaktı? Gel Kerim. İyi akşamlar beyefendi. Bizim bir halımız var, temizlenecek. Yok, el alası değil. Fabrika. Overlock da yapılacak. Adresi mesaj atıyorum. Sağ olun.
Millet ablam kapuska yapmış. Allah'ını seven beni kurtarsın. Gülseren Sultan ne yaptı bilmiyorum ama şu an bir güzelin penceresine baka baka simit yiyorum. Gitmedin mi hala? Gidemedim. Gidemiyorum. Sende kaldım kalbim. Yürü gidin Özel'den yaşayan aşkınızı. Oğlan var olmayan var ya. Şurada sap gibi kaldık. Yalnız değilsin kardeş. Al bir sap da burada. Sanki ben neyim? Sofrayı hazırlıyorum. Gelip bir yardım etmeyi düşünür müsün acaba? Aferin sana kızım. Aferin sana. Ben sabahtan beri yemek yapıyorum ya içeride. Hı hı. Sırf inadından bizimle yemeğe oturmamak için geldim buraya. Böyle simit kemiriyorsun değil mi odanda? Ya sana ne ya benim simidimden? Git işte kocanla ye baş başa. Aç değilim ben ayrıca hadi. Melek bak başım çatlıyor zaten. Vallahi bütün hırsımı senden çıkarırım kızım. Neyin hırsı pardon? Neyin hırsını benden çıkartıyorsun? Elinin körünün hırsını senden çıkarıyorum Melek. Ya sen adam yürüyor yürüyor diye bas bas bağırdın be mahkemede. Koskoca eli tokmakla hakimin bile ağzı bir karış açık kaldı. Ya bunların hepsi senin suçun. Sonra ne oldu? Ha? Ne geldi başımıza? Çat. Heyet rapor. Allah Allah ya. Niye acaba? Yürüdüğü için olabilir mi? Ha? Sen de göreceksin zaten yakında nasıl yürüdüğünü. Ya adam sandalyesini süre süre geldi ortaya. Ay kıyamam. Nasıl bir duruma düşürdün sen bizim biliyor musun? Adam yürüyor yürüyor. Ayrıca yürüyor olsa kalkıp niye yürümesin? Ha? Bunların hepsi senin başının altından çıkıyor kızım. Hı hı. Hepsi benim başımdan. Hı hı. Hani ya bu kadar ağlayacağını biraz sevinsen mi acaba? Kızım cezaevine girmez belki diye. Bir tık sevinsen falan. Ben göreceğim ama sizi sonuçlardan sonra. Bakalım seni kandırdı doktorları nasıl kandıracak beyefendi? Ona bir sürü test yapacaklar. Sonra nasıl bir şerefsiz olduğunu sana böyle raporlarla verecekler. Bak bakalım o zaman ne oluyor. Şimdi tadını çıkarsın koltuğunun. Son günleri zaten. Hadi ya. Seninle artık kavga etmek istemiyorum kızım. Tamam mı? Burnunun dikine gidiyorsun. Yeter. Sen burada simidini kemir. Hı, aynen öyle yapıyorum. Evet. Afiyet olsun. Sana da sana da hadi. Sen sabır ver ya Rabbim. Vallahi saat gerçekten görmen lazımdı ama. Yani o kadar çok davul çaldım ki sanki trafik şubeden değilim, davul şubedenim. O kadardı yani. Ama öyle görseydin sahte karınla gurur duyardın. Dedim ya biraz işim vardı ya. Ben görmesem de seninle her zaman gurur duyuyorum biliyorsun. Ben de seninle gurur duyuyorum. Tabii. Sünnet organizasyonu için. Estağfurullah. Hem sen bir dakika ya. Sen bir yarım saat oradan falan kayboldun. Anlatacağım dedin onu da anlatmadın. Ne oldu? Anlatacağım. Telefon alayım bakayım da. Ne telefonu ya? Nedir? Ah dur. Dur. Sen akıllı telefon mu aldın? Kaç gigabayt bu? Kaç paraya aldın sen? Benim adım ne diye kaydettin? 10 saniyede 5 soru sorabilen kadın diye kaydettim. Anlatacağım hepsini. Sen önce bir sen anlıyorsun bu işlerden. Bir bak son birkaç saat içerisinde biri aranmış mı? Kim aranmış? Numarası ne? Foto atılmış mı? Mesaj atılmış mı? Bunlara dur bakıyorum bir dakika dur. Öğleden beri bir arama olmamış. Mesaj? Mesaj da yok. Yok. Fotoğraf da yok. Tabii gönderip silmediyse. Yok. Silmeye vakti olmadı da. Ne demek vakti olmadı? Sadece bu kimin telefonu? Kırdarların adamının muhtemelen. Ne demek kırdarların adamının? Ne oluyor ya? Sen kırdarların adamıyla bir şey yaşadın da bana haber vermedin mi? Sadece böyle konuşmadık mı beni haberdar et diye? Anlatacağım. Sakin ol. Nedir durum? Durum bak. Ne? Az kalsın çatıdan uçuyordum. Ne demek ya çatını? Ben orada halay çekerken sen çatıdan mı uçuyordun gerçekten? Sakin ol sonra. Sakin ol. Hallettim işte ben. Adam birini haber edemeden hallettik durumu. E tamam da... Yani son anda tutmak da istedim aslında. Tutamadım uçtu. Mort. Öldürdün yani adamı. Öldürmedim adamı. O beni öldürüyordu.
Dedim ya, kurtarmak istedim son anda, düştü, uçtu. Ya, tamam da bu böyle olmaz Sade. Böyle olmaz, cesedi ne yaptınız? Cesedi bulamazlar. Bulamayacaklar yani. Ne demek bulamayacaklar? Ne yaptınız cesedi Sade? Yaverim arıyor, yaverim. İyi akşamlar beyefendi. Halım vardı benim, temizlendi mi acaba? Eyvallah, eyvallah, sağ olun. Hadi kolay gelsin. Sade bak gözünü seveyim, yaver benim düşündüğüm şeyi yapmış olmasın. İnşallah düşündüğün şeyi yapabilmiştir. Ben şu fotoğraflara bir daha bakayım, dur. Sade bunlar... Bunlar benim fotoğraflarım. Anlıyorum. Benim fotoğrafımı çekmiş bu adamlar. Evet. Ne yapacağız? Sakin, bir şey yapmayacağız. Bunlar hep başımıza gelecek önümüzdeki aylarda. Takibi bırakmaz bunlar. Çocuk oyuncağı değil bu. Tamam da bu böyle yürümez. Adam gelmiş fotoğraflarımı çekmiş diyorum sana. Tamam işte, sakin. Hep beraber halledeceğiz. Menengiç yapacağım, içeriz. İçmeyeceğim menengiç falan. Yeterince çarpıntım var zaten. Sen bana bir şatlat da yap, ben artık onunla kurtulayım gideyim. Heh, sen ben ya ben üçümüz birlik olalım, bir dahakine banka soyarız üç kişi birlikte. Ne diyorsun? Şatlat. Evet, ne var yani? Allah Allah. Zaten gerildim yeterince. Ölümden döndüm diyorsun Sadi. Hayatta hiç çok şükür. Şimdi menengiç içti, bana karada ölüm yok. Emin misin istemediğinden? Yap da içelim ya menengiç. Allah Allah. Yine benim yüzümden oldu zaten her şey. Ne yaparsınız? Gel canım. Sanemcim diyoruz ki... ...böyle bir yemek organize edelim. Ne yemeği? Doğru düzgün sohbet edemedik Ozan'la diye konuştuk babanla. Ya durup durup ne konuşacaksınız çocukla acaba? Ya kızımızın arkadaşlık ettiği insanı tanımak bizim en doğal hakkımız. Ama öyle kasıntı bir ortam değil ya. Samimi bir akşam yemeği yani, bu kadar. Aa. Ama kızımızın ışıltısına yakışan nezih bir yer olsun hayatım. Gerçekten ne gerek var? Ay ne demek ne gerek var Sanemciğim? Ya anne ama bak... Aması falan yok hayatım. Ay diğerlerinin yanında doğru düzgün ilgilenemedik çocukla. Ayıp. Bak ya sen davet edersin Ozan'ı... ...ya da okulu arayıp ben davet ederim. Kararını kendin ver kızım. Tamam iyi öyle olsun. Ama bak baştan uyarıyorum, çocuğu sık boğaz etmek yok. Tamam tamam ya, merak etme. Böyle samimi, keyifli, eğlenceli bir akşam yemeği. Söz. Evet. Aras, ben sana kapının önüne gelme demedim mi bir daha? Gizem, sen o süt bebesinin ablasının evine gittim diye benden ayrılıyorsun. Öyle mi? Bu mu yani? Ya ben anlamıyorum. Bu gizli saklı bir şey değildi ki. Herkes önünde gelip seni alıp karakola götürdüler. Benden duyulmasa da gene neden olacaktı? Ha sen de haber kaynağı olayım istedin öyle mi? Benim adım lekelenmesin, karizman bozulmasın. Sen doğruyu mu duymak istiyorsun? Ha? Söyle, doğruyu duymak istiyorum. Ben o Mert'ten uzak durmanı istiyorum, anlıyor musun? Babanı bıçaklayan adamlarına mesafe girsin diye yaptım. Gizem anla artık ya. Bağırma ya. Sana yazıklar olsun. Bari kendini kandırma. Ben bilmiyorum sanki ben sana geri döneyim diye bunu yapmadığını. Çünkü sen beni çok iyi tanıyorsun Aras. Başkasına zarar gelmesin diye neler yapabileceğimi çok iyi biliyorsun. Bir dakika. Bu ikinci şans. Olmazları oldurmak falan. Sen bunları o Mert bebesi için mi söyledin? Sen o yüzden benim elimi tuttun Gizem? Aras bunları konuşmanın ikimize de bir faydası yok biliyorsun değil mi? Sen bana yalan söyledin. Sen beni sattın lan. Sen beni sattın Gizem. Keşke yanımda olsaydın, kolay olurdu o zaman. Ben sussam sen anlatsaydın, yorumunca duysaydın, kolay mı?
Ben seni satmadım. Ben sana yalan da söylemedim. Ben Mert korumak için yaptım. Her şeyden, senden. Hatta benden. Derya. Günaydın. Günaydın. Ne ya bu saçlar başlar üst baş? Düşünsem mi ya ben bu stilistik işini? Ha? Aa. Ben de kahvaltı yaparız diyordum ama senin işin var galiba. İş değil canım, zorunluluk. Songül rica etmişti benden de şu Emin'in. Yani Sade'nin raporunu okula bırakabilir misin diye oraya gidiyorum. Şimdi anlaşıldı halimin sebebi. Ne varmış halimde? Her zamanki halim. Değil mi? Öyle. Öyle. Ay ne oluyor ya? Gerdin beni. Allah Allah. Tam işte konuştuğumuz gibi. Aldığım stonumu giydin. Makyajını yaptın. Adamın yanına gideceğim. Adam da ne kaçırdığını görecek. Bitti gitti. Meltem. Bak seninle son kez konuşuyorum bu konuyu. Artık bitti. Lütfen açma artık, yeter ya. Sabah sabah da germe beni. Ay niye geriliyorsun ya? Ne var bunda? Alt tarafa eski sevgilinin yanına gidiyorsun. Simit. Bir görsen taze çık. Tamam hadi tutma beni, hastanede görüşürüz. Sen arabayla gitmiyor musun? Yok, yürüyeceğim. Zaman kazanacaksın tabii. Olacağım. Hepsini yeme. Ya ver aslanım, tamam. Tamam uzatma konuyu artık ya. Çekmiş yengenin fotoğraflarını kardeş. İnfaza gelmiş belli. İki bilemedin üç güne infaz. Ne anlatıyorsun? Kırdarlar lan. Tamam. Ne diyeceğim? Sen bu çek, bizim televizyonun altındaki çekmeceyi biliyorsun. O telefonu, gerçi zımbırtısını çıkardı Songül. Sen gene de dinle beni. Sen gene de temize havale edersin onu, tamam mı? Hadi, hadi koçum, hadi aslanım, hadi. İyiyim ben. Hadi. Günaydın. Günaydın lan. Akşam oldu. Ne var yani? Yeni uyandım. Dur tahmin edeyim.
Yavel'le beraber ceset gömüyordunuz rüyanda. Hayır canım. Rüyamda Yaver'le siz beni gömüyordunuz. Ama nasıl bir laf kızım. Bir tarafın açık uyumuşsundur. Deli uyuyorsun sen, deli. Deli uyuyorum. Bir o tarafa bir tarafa. Bir kere uyudum be ben de. Nereden yetti, biliyorsun deli uyudum? Yetti bana. Yetti ha. Gördük işte. Deli uyuyorsun. Neyse ya. Ya bak geceden beri aklımda sen bu attığınız adamın kötü bir adam olduğuna emin misin? Bak bu adam iyi bir adam çıkmasın. Biz boşu boşuna bir haltlar yemiş olmayalım. Yaver bunu biraz araştırmış. İyi adammış. Onu diyorum işte ya. Boşu boşuna abi, gitti adam. Abi ne bileyim adam sol böbreğini amcaoğluna vermiş. Bir sürü vakfa, derneğe üye. Sağ gözü de yoktu. Camdı gözü. Onu da vermiş komşusuna. Ne anlatıyorsun kızım sen? Sen onu düşünme. Vicdan yapma. Herif katil. İnfaza gelmiş. Kırdarların adamı işte. Hem bundan sonra da böyle olacak. Biz bu kırdarların peşine düştükçe böyle kiralı katiller gelecek. Ne bileyim ben alışkın mıyım? Seni çekmedi moda ikonu gibi. Dergiye kapak yapsın diye çekmedi seni. Niye çekti bu herif seni çatıdan? Tetikçi. Vicdan yapma. Tamam ya. Ben sana dedim. Beni düşünmek istiyorsan kendini düşün. Kendini koru. Tamam. Da yani. Ayrıca istesem moda ikonu da olurum. Dergiye kapak da olurum. Ama istemiyorum ondan yani. Bütün bu laflardan bunu mu cımbızladın? Evet, onu cımbızladım. Allah Allah. Sen beni böyle sürekli günlük kıyafetlerle gördüğün için... sahtekarın da olsam arada bir güzel kıyafet giyince şık olabildiğimi de görürsün yani. Songül Payaslı, ben seni ilk gördüğümde komiserim... çuval bile giyseniz şık olabileceğinizi tahmin edebilirim. Ayrıca dün gayet şıktınız dün. Sünnet de o. Sünnet düğünü. Yani o kadar özenmedim yani. Giydim bir elbise çıktım. Eğer sen beni bir gün Karabayır Lisesi'nin bahçesinden daha iyi bir yere götürürsen... kocam olarak... görürsün o zaman ne kadar şık olabileceğimi. Her hafta diyorum mum ışığında lüks restorana götüreyim. Sahillerde dolaşalım demiyor muyum? Ben de tam olarak onu söylüyorum. Her hafta diyorsun. Diyorsun sadece. Bilek güreşinde yenildin. Onun iddiasını bile ödemedin. O konuyu açma. O konuyu sakın açma. Yaver'e de söyleme. Başımın etini yerim. Üf, aman tamam ya. Söylemedim zaten. Boş ver. Neyse hadi çıkalım ya. Zaten geç saat kaç oldu? Saatimi de yanlış takmışım. Ne oldu yine sabah sabah ya? Ne oldu? Vay anasın. Ay ne bu surat? Allah iyi kullarını öyleleriyle sınıyormuş demek. Ne alaka? Ben bu çerçeveyi iş yerinde dursun diye yaptırmıştım. Özel bu. En sevdiğim fotoğraftı. İş yerinde dursun, özlersen bakarsın diye. Ama haklısın ya. Ben senin kısmetini kapam. Ya... oraya çünkü emniyet müdürleri geliyor. Yakışıklı, uzun boylu. Ya ne 1.90. Alakası var? Ne alakası Yunus'u var? Var bunun, bülbülü var birbirine. Oo, ben senin kısmetini kapam. Koyma abi. Koymayın abi. Ya ne alakası var onunla? Ya ben sana diyorum ki tanık koruma programındayız. Sadece eğer seni tanıyan biri gelirse masamın göbeğinde görse seni... ne yapacak o zaman? Daha düne kadar diyordun kaç suçluya, kaç tane polis düşüyor, kimse seni bulamaz, kamufle olabilirsin diyordun. Niye bunu şimdi koymuyorsun? Canım hayırdır? Ne hayırdır? Dinle beni. Ben zaten göktaşı kadar tek taş takıyorum. Bütün şube biliyor benim evli olduğumu. Ha fotoğraf koymuşum, ha koymamışım. Bunu görüyorlar zaten. Allah Allah. O kadar çok tribe gireceksen koyarım tamam ya. Senden önemli mi? Ama ben koyuyorsam sen de koyacaksın. Aysel'i var, bilmem nesi var. Beni ilgilendirmiyor. Kim var? Aysel falan bir şeyler. Aysel ne alaka? Sen nereden tanıyorsun Aysel? Nerede gördün Aysel? Dün düğünde bir gördüm. Ama zaten seni okula şey yapmadan önce biz okulu araştırırken ben güvenlik ama açısından tabii ki. Güvenlik açısından bir okuldaki öğretmenlerin bir geçmişini bir şey yaptım yani bir araştırdım güvenlik şey olsun. Aysel'in GBT'sine mi baktın? Bakmadım GBT'sine. Aysel'in GBT'sine mi baktın? Bakmadım. Aman baktım. Kadın suçlu çıktı ya. Geçen sene ne yapmış biliyor musun? İki kere kırmızı ışıkta geçmiş. İki kere kırmızı ışıkta geçen bu sene neler yapmış? Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben öğretmenler odasına giriyorum. Herkese saygım sonsuz merhem. Aysel'le dalaşma. Aysel deli. Onu diyorum. Deli Aysel onunla. Deliden korkacaksın. Ben de onu diyorum. İki dakika fazla muhabbet onunla muhatap olma.
Bak ben sana söyleyeyim. Tamam. Ben bunu koyuyorum masaya. Sen de onu koyuyorsun. Oldu bitti oldu. Koyacağım ben. Öğretmenler odasına koyacağım. Basacağım 120'ye 80. Koskocaman fotoğraf. Altına da büyük puntolarla yazacağım. Kara mamba, esmer bomba. Rahatladın mı? Ya, kalk gidek ya. Kalk gidek ya. Allah benim belamı versin ya. Ama senin kısmetini kapatmayayım. Hayır, sen koyma. Yok 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 koyma. Hayır, koyma kardeşim. Koyma, bak ne kadar koyma. Güzel görmüşsün. Koyma. Ulan bir halta yaradığınız yok. Bir de çalışan adamı kaçırıyorsunuz. Nasıl dönecek lan bu mekan? Bir Ozan yüzünden gitti ortalığı ya. Şu hale bak ya. Abi ne yapalım, gidelim mi ya buradan? Sakinleşir bir şey yapar. Belki sabahtan beri bağırıyor ya Ozan Ozan diye. Bir süre gözükmeyelim ortalıkta. Ne bileyim ya. Bir işe çıksak, bir iki güzel parça yakalasak belki sakinleşir. Ama böyle giderse bir ay sıkacak kafamızı. Geliyor, geliyor. Yok ispiyonlamışmış da. Yok bilmem ne de. İlkokula çevirdiniz lan mekanı. Siz ancak karıyla kızla avluda ağız açın. Abi konunun karıyla kızla alakası yok. Gözünü seveyim yapma ya. Abi doğru söylüyor. Yani bir sakin ol, bir konuşalım. Karalı kızlık bir durum yok. Bu bizim Ozan. Okuldaki böyle husumetli olduğumuz bir yav... Bak hala maval okuyorsunuz bana ha. Mavallık bir durum yok ya. Yani söyledik delikanlı gibi bir şey. Niye kızıyorsun ya? Abi maval falan okuduğu yok çocuğun. Burada dönen her mevzu dışarıda. Biz seni de korumaya çalışıyoruz burada. Abi mevzunun okulla falan alakası yok. Gözün... Oğlum adam zaten bizi öğrendi. Ajancılık oynamayın. Adam eğer ispiyonlayacak olsa şimdiye kadar çoktan patlardık biz. Ne konuşuyorsunuz siz? Yalan mı? Siz anca ağlaşın, anca sızlanın. Ozan'ın ağzından bir tane yok lafı çıkmıyor. Bulduğu parçaları daha dumanı üstünde elimizi öpene okutuyordum. Ne Ozan'mış ya? Abi sen de bize amma gömdün ama. Siz zaten gömülüsünüz oğlum. Üstünüzde ölü toprağı var sizin. Anca ayıkladığımız arabaları siz gidin polise yakalatın. Nevzat abicim. Ya başlarım Nevzat abine senin. Bundan sonra yatış matış bitti. İptal ediyorum. Abi çocuklar zaten ellerinden geleni yapıyor yani. Görüyoruz elinden geleni. Siz o hikayenizi anca lisedeki bebelere anlatın. Madem Ozan'ı gönderdiniz bundan sonra sıkacaksınız. Yoksa ben gider bulur getiririm buraya Ozi'yi. Size de hepinize. İşte kapı. Anladınız? Ben söyleyeceğimi söyledim. Sizin yapacağınız işe ben. Tamam lan. Şişt. Sıkma canına tamam. İyi ki böyle sızlanacak. Sonra yine yelkenler falan. Vallahi sustum ama senin hatırına abi. Yatsın kalksın dua etsin sana. Başka bir şey demiyorum ben. Bir şey olmaz. Hadi. Melek, bak düşünme artık. Hakim heyet raporu istedi. Bu sefer kurtulamayacak o Celal sapı. Gerçekten. Uf, vallahi bu pisliği tanısanız siz de endişelerdiniz. Ne yapar, ne eder? İşin içinden çıkmanın bir yolunu bulur. Tamam da güzelim. Hadi anneni kandırdı. Doktorları nasıl kandıracak? Ya gençler, artık biraz keyfimize bakalım ve bırakın böyle can sıkıcı meseleleri. Şimdi ben size bir şey göstereceğim. Kafayı yiyeceksiniz. Hazır mısınız? Ne geliyor? Can. Şş, bir tane. Hadi. Şş, bir tane ya. Ya Can lütfen çok açım vallahi. Bir tane ya. Çok mu açsın? Evet. Tamam ben de açım. Biz de açız. Çek lan hadi. Allah Allah. Ben de açım. Arkadaşlar bir saniye. Teşekkür ederim. Şaka yaptım lan şaka. Hadi çay al da gel. Hadi be kardeşim kuru kuru gitmez bunlar hadi. Sen var et. Hep aynı numarayı yapıyorsun. Bak. Ama ben de yiyorum hadi. Bak çaylar bak. Benden hadi çaylar ben. Koş çabuk Gizem. Çay getir. Gizem. 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 Efendim. Eline ne oldu? İyi misin? Ha, önemli bir şey değil ya. Yoksa Araz mı bir şey yaptı? Yok artık Mert. Ne alakası var? Mutfak kazası. Salata yaparken şey oldu, kesildi. İşte sol elimle deneyeyim bu sefer de dedim. Sağ elimi kestim. Siz ayrıldınız mı yoksa? Sen ne ya?
Gizem, bu adam canını mı yaktı? O yüzden mi konuşmuyorsunuz? Bir şey soruyorum sana. Ay sana ne, sana ne? Darladın beni. Allah'ım yarabbim ya, vallahi şaka ya. Gidiyor kız ya. 12B yuvaya. 12B yuvaya. Hadi gençler hadi. Çantam bende kardeş. Özgür, siyah çantayı... Al. Al canım. Abi. Ceren abiden mesaj var. Ulan bu adam bizim başımızı belaya sokacak. Bu inelerden olacaktı bizde. Bak bakayım. Tamam. Merhaba. Esra Hanım burada mı? Kızayım ben. Çok teşekkürler. İyi günler efendim. Sağ olun. Kimmiş? Anne, çiçek gelmiş sana. Alayım sana Emre'cim. Çiçeğimi geri alacağım. Kimden gelmiş? Hiç, işte öyle sabah sabah. Allah Allah, ne bu gizem ya? Hayatım, boş boş işler işte, önemli değil. Çiçekler hangi hayranınızdan Esra Hanım? Vallahi bizden de saklıyor babacığım. Bana sizin hayranlığınız yetiyor hayatım. Kimden? Davetlere falan sürekli çiçek yolluyoruz ya hayatım. Hı. Çiçekçi teşekkür etmek için yollamış. İyi yapmış. Görüşürüz. İyi işler. Teşekkürler. Babasıyla ilgili durum var. Hallettiniz mi? Halledemedik hocam. Halledemiyoruz. Ben de anlamadım ki. Senin Gizem kızla Yıldız'ın barışmadı da. Barışmadı hocam. Barışmayacaktı anlaşılan. Ya hocam siz o gün demiştiniz ya. Kadınlar son sözü söylemeden içleri rahat etmez diye. Etmez. Etmiyorlar. Tam da o noktadayım şimdi işte. Ya bir tane laf söyledim. Yemediğin laf kalmadı hocam ya. Onlar son söz. Oğlum itaat et, rahat et. Sana kaç kere söyledim? Akıllı ol. Sus. Dişlerini göstermen gereken yerler başka yerler. Dişini göster. Kıza değil. Ara sıra başkalarını. Anladın mı? Sevdiğinden de kolay vazgeçme. Abla. Hoş geldin. Mert'ciğim. Senin ne işin var burada? Müdür bey aradı da ikametgah adresi için kağıt gerekiyormuş. Onu getirmeye geldim. Hadi, beni çağırdı derse. Tamam. Eyvallah hocam. Görüşürüz. Anladın mı? Canım. Hadi iyi dersler. Hadi. Çıkartma. Ben aslında sizi görmeye geldim. Raporunuzu getirdim. Siz de biz de yapmayalım deniyor. Mesafe koyma araya. Aramıza binlerce kilometre mesafe koyan ben değilim. Ayrıca ben sizi tanımıyorum Sadi Bey. O yüzden sizi bizle konuşmam gayet normal değil mi? Neyse. Bu arada... Tutamadığın, yapamadığın sözleri kardeşime öğüt olarak vermekten vazgeç. Sakın bir daha bunu yapma. Özellikle de vazgeçmemek konusunda.
Çünkü bazı insanlar sevdiğinden çok kolay vazgeçebiliyorlar. Raporunuz. Böyle iyi. Mutlu oldun mu Sadi Bey? Güzel de fotoğraf ha. Güzel çıkmışız güzel. Aman ya bu adam da akşam ölüm tehlikesi geçiriyor. Sabah niye fotoğrafım masamda yok? Olmaz tabii. Neymiş efendim? Bekar memurlar varmış. Benimle evlenmek isterlermiş. Zaten bir tane sahte kocam var benim. O da bana yetiyor. Ne yapayım gerçek kocayı? Neyse. Güzel fotoğraf dursun. Güzel çıkmışız. Aa ne yapacaktım? Derya'ya yarayacaktım. Dur. Bir karşı cepheden deneyelim bakalım ne oldu. Ah Songül. Ay dün de açmadım, şimdi açmasam olmaz. Alo Songül'cüğüm. Alo Derya günaydın. Rahatsız etmiyorum umarım. Yok canım, sana da günaydın. Ya ben seni dün aradım. Meşgulsündür diye öyle uzun çaldırmadım ama şey soracağım. Özhan Bey'le nasıl geçti? Özhan Bey'le iyi geçti. İyi. Bu kadar mı? Yani biraz seni üzgün görmüş de biraz öfkeli falan böyle. Songül'cüm şey olmuştu da ben başhekimle birazcık tartıştım da. Senin bir eski sevgilin mi ne varmış? Problemli bir herhalde eski sevgili. Onu çekiştirmiş. Bir şeyler söyledi de. Eski sevgilisini mi çekiştirdi dedi? Evet. Senin canını mı yakmış, bir garip bir adam mıymış, neymiş işte. Kızım sen de anlatmıyorsun hiç bana bunları ha. Songül benim şimdi kapatmam lazım. Bir hasta geldi de çok acil. Ha tamam. Ben seni tutmayayım. Konuşuruz zaten detaylı sonra bunları tamam. Hadi öptüm bay bay. Tamam hadi bay bay. Ah oh, Meltem ah. Oh. Ya sana mı düştü Emin'i çekiştirmek? Sana mı düştü ya? Sanıyorum. Allah bunlar da patladı. Çok güzel. Ne güzel düğün yapacaktım ya. Aman Songül sen tangodur, davuldur, halay çekmeyi öğrendin diye hemen herkese düğün. He? Kendi düğünümüzü yapardık daha. Yaparız ya. Neyse. Eşimle kızım onlar. Ay şey kusura bakmayın ben çekmecenin tozunu alırken bir anda karşıma çıkınca öyle baka kaldım. Yok yok sorun yok estağfurullah. Çok güzelmiş eşiniz. Güzeldi. Bir süre önce kaybettim kendisini. Kızımla bir kocaman evde kaldık öyle baş başımıza yani. Çok üzüldüm başınız sağ olsun. Sağ olun. Demek küçük bir kızınız var. Evet 4 yaşında. Bu sene kreşe başladı. Ah canım benim. Annesiz kalmak için çok küçük bir yaş. Keşke tekrar evlenseydiniz. Tekrar kusura bakmayın. Ben de haddimi aşmak falan istemedim. Yanlış anlamayın. Yok yok sorun değil. Evlenmek için uygun birini bulamadım diyelim. Kısmet. Kısmet. Kolay gelsin size. Sağ olun. Teşekkürler. Demek evlenmek için uygun birini bulamadın ha? Öyle birini tanıyorum ama. Siz bekleyin ben hallederim. Ama Osman baba polisler. Oğlum zaten dostlar sayesinde tutuksuz yargılanıyorum. Ne yapacaklar ki? Şu an meselemiz polisler değil. Bekleyin. Eyvallah. Hadi bakayım. Merhaba. İyi günler. Buyurun. Şimdi ben acilen koşulacağım. Onu bilmiyorum doğrusu. Şimdi bak. Ben yardımcı olayım. Buyurun.
Songül, beyefendiye yardımcı olur musun? Tabii ki, tabii ki. Buyurun. Buyurun, Songül Hanım'a yardımcı olacağız. Sağ ol. Merhaba. Merhaba, iyi günler. İyi günler. Buyurun. Evet, konu neydi? Benim üzerime aslında benim olmayan bir araç kayıtlı görünüyor. Tescili bu şubeden yapılmış. Ya tamam, hemen bir kontrol edeyim ben sizin için. İsminiz? Osman. Ha. Osman Ercemen. Güzel isim. Bakıyorum hemen. Alo. Alo Gizem. Efendim anne. Gizem, sana mükemmel bir haberim var. Koskocaman bir yalıda temizlik işine başladım. Hani yok mu Emine ablan mahalleden? O ayarladı. Ay anneciğim, çok sevindim. Sana helal olsun. Yağlı kapı bulmuşsun ama temizlemesi biraz zor olur tabii. Kız, dalga geçmesene benimle. Hangar gibi ev zaten. Temizle temizle bitiremiyorum. Bana bak. Hadi gel de bir yardım et. Ucundan tut ha. Hayatta gelemem. Ödevim var benim. Tamam, yaparsın eve dönünce ödevini. Bana bak. Bu işi kaçırırsak sokakta kalırız vallahi. Hadi gel. Konum atacağım sana. Anne. Tamam, geleceğim. Ha, kendi evimi temizlemiyorum ya. Aa. Ay şu gençlerde hiç adap kalmamış, yemin ediyorum. Şakka danak suratıma kapattı ha. Neyse, geleceğim dedi ya. Affedersiniz komiserim. Daha önce Ankara'da bulunmuş muydunuz? Küçükken gitmiştim. Bir parka gitmiştim böyle. Kuğularmış falan bir şey vardı. Evet, Kuğulu Parkı. Güzeldir, huzur verir insana. Yok yani, simanız bir anda tanıdık geldi de ondan sonra. Ya benim benim yüzüm çok düz bir surat olduğu için herkese benzetirler beni genelde. O yüzdendir. Ne yaptın Songül? Çözebildin mi Osman Bey'in sorunu? Müdürüm, şimdi şöyle, bu araç gerçekten Osman Bey'in üzerine kayıtlı. Ama ben öyle bir araç satın almadım ki. Anlıyorum beyefendi. Nadiren de olsa bu tescil işlerinde karışıklıklar olabiliyor. Songül, tescili kimin yaptığını, aracın daha önce kime ait olduğunu bir araştır bakalım. Tabii müdürüm, tabii. Ama sistem biraz yavaş çalışıyor. Biraz vakit alacak gibi duruyor açıkçası. Ya geçen hafta elden geçireceklerdi. Şu IT'cileri en sonunda tutuklayacağız. Başka türlü olmayacak. Haklısınız ya. İnternet çok yavaş aslında. Şimdi arasak zaten kapatıp açın falan diyecekleri için. Şöyle yapalım isterseniz. Ben arşive gideyim. Eski usul, daha garanti olur işimiz. Oradan araştırayım size, öyle dönüş yapayım. İyi, tamam. Sen Osman Bey'in iletişim bilgilerini al. Çıkan sonuca göre kendisini bilgilendiririz. Tabii ki müdürüm, tabii. Sizin için de uygun mudur Osman Bey? Uygundur. İstanbul'a gelmişken ben de şöyle bir dolaşırım. Bakarsın tanıdık birilerine, eski dostlara falan rastlarım şansım. İnşallah. İyi günler. İyi günler. Kimliğiniz? Ha, teşekkürler. Rica ederim. İyi günler. Ben odama geçiyorum, bilgilendirirsin beni. Tabii ki müdürüm. Eyvallah babam, hayırlı işler. Sen de simitçi çıktın başıma ha. Simitçi güzeli. Ne yapayım, çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ben ne yapayım? Rüfkar. Söyle kalbim, söyle. Ben güven duygusunu babamı kaybettiğimde kaybetmiştim aslında. Ama sen şimdi bana öyle bir şey yapıyorsun ki, gidiyorsun o duyguyu derinlerden çıkartıp getiriyorsun. Teşekkür ederim. Ama yanımda olmadığında benim içime korkular basıyor Melek. Güvende olduğunu hissetmiyorum. Şimdi kendimizi kandırmayalım. Sen o evde yaşadığın sürece güvende olmayacaksın. Sana bir şey olacak diye ödüm kopuyor Melek. Korkma Zülfikar. Ben kendi başımın çaresine bakmayı, kendimi korumayı öğrendim o evde. Nasıl? Daha annen sana inanmadığı için gözümün önünde hastaneye kapattılar ya seni, hastaneye. Tamam. Tamam, sen inanıyorsun sonuçta. Ben nasıl inanmam?
Ama o sakat herif yürüyor diyorsun bana. Gördüm diyorsun. Benim gece uykularım kaçıyor Melek. Böyle içimdeki deliler ayaklanıyor. Şeytan moduna geçiyorum. Gidip şerefsizin gırtlağına çökesim geliyor. Tamam. Şey mi yapsak ya? Ben sizin kapının önüne bir yatak atsam. Hı. Ha, geceleri orada yatsam. Hı. Sabah beraber okula gitsek. Oradan akşam eve gelsek. Ha? Olmaz mı? Olur, olur tabii. Olmaz tabii ki de Zülfikar. Ya zaten bir dur, şu heyet raporu açıklansın. Bitecek yani, her şey bitecek. Bekle, çok az kaldı. Hadi ye Semin'im, ye. Tamam, yiyeceğim. Şu an biraz tok hissettim bir anda. Eve geçince yerim. Teşekkürler. Rica ederim de elim battı şimdi de. Aa, kusura bakmayın ya. Yok, sizin kusurunuz değil. Ben çok iyi bilirim bu mekanik yağını. Babamın da vardı eski külüstür bir arabası. O sürekli bozulurdu. İşte onu tamir ederken ben de yardımcı olurdum. Ve elime bulaşıyordu, çıkmıyordu. Bu yağ hiç çıkmıyor yani. Ya çıkıyor da zor çıkıyor. Hiç sevmediğim bir şey. Kusura bakmayın. Ben yardımcı olurum size. Siz şoför müsünüz? Yani. Ne güzel, burada böyle işinizi yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Ama buraları böyle çok pis bırakmayın, olur mu? Çünkü benim annem başladı buraya. Şimdi siz buraları böyle pis bırakınca ekstradan temizlemek zorunda kalacak, ekstradan yorulacak. O yüzden buraları böyle pis bırakmayın. Elim de kirlendi zaten. Kesin buranın sahibi de ukala biridir. Annem de beni tanıştırmak ister. Elimi uzatmasam ben ukala olacağım. Uzatsam pis kız olacağım. Yani eli niye pis bu kızın diyecek. Uğraş, dur şimdi. Siz Türkan Hanım'ın kızı mısınız? Evet, doğru. Rıza Bey böyle şeyleri kafasına takmaz, merak etmeyin. Niye? Siz çok mu iyi tanıyorsunuz Rıza Bey'i? Sayılır. Şu eve bakılırsa Rıza Bey'in bayağı bir parası var. O kadar da değil ya. Ne iş yapıyor bu Rıza Bey? Borsayla uğraşıyor, borsacı. Hiç anlamam. Neyse, ben elimi yıkayayım. Size kolay gelsin. Teşekkürler. Hoş geldin kızım. Hadi gel içeri. Geç. Vay, vay, vay. Eve bak, manzaraya bak. Anne. Bu evin mutfağı bizim ev kadardır. Ya, kız bir de düşünsene bu evin hanımı olduğunu. Şu saray yavrusu gibi ev senin. Bir de emrinde hizmetçiler var. Değil mi? Değil mi anne? Onlar da açmışlar kollarını, böyle Gizem gelse de biz ona hizmet etsek diye bekliyorlardı. Hadi ben ne zaman yapacağım temizlik? Söyle bir yerden başlayayım, daha dersim var. Ha, tamam, doğru diyorsun. Kızım sen şu mutfağı hallet, gerisini ben yaparım. Tamam, nerede mutfak? Şurada, gel. Şurada? Gel. Taksi çağır, öyle gidelim. Bu ne? Ha, tamam. Bakalım. Nereye? Sence? Hastaneye gidiyoruz işte. Ramazan Efendi gelecek şimdi, hadi. Ne hastanesi ya? Yarın demedin mi sen bana? Ay, kafa mı kaldı bende kızım? Yanlış şey yapmışım, sonra aydım. Bugünmüş işte. İyi, hadi gidelim. Pardon, sen nereye? Hastane. Hastane demedin mi bana? Evet. İşte hastaneye gideceğiz. Bu adamın yürüdüğünü söyledikleri anı gözlerimle görmek istiyorum, hadi. Hayır efendim, hiç kusura bakma Melek, gelmiyorsun. Mahkemenin altın üstüne getirdin zaten. Şimdi aynı şeyi de hastanede yapmana izin vermeyeceğim kızım. Gelmiyorsun. Hadi ya, gelmiyorum. Geliyorum tabii ki de. Geliyorum, hadi gidiyoruz. Sen çıkarsana şu ağzındaki baklayı. Hı. Sen bana güvenmiyor musun kızım? Sen bana inanmıyorsun değil mi? Ben işi gücü bıraktım, sana yalan söyleyeceğim. Öyle mi? Ya ne yapacağım? Adamı hastaneye götürüyorum diye hastaneye mi götüreceğim? Tövbe estağfurullah ya. Evet, öyle yapacaksın. Sen bana güvendin de mi ben sana güveneceğim? Güvenden bahsediyor bana. Tamam kızım. Tamam, tartışmayacağım Melek. Tamam, konu komşuya rezil olacağız zaten. Hı hı. Yürü. Tartışma zaten. Hadi. Hadi Celal'cim. Hadi.
Hadi bakalım Songül. Şimdi ne yapacaksın acaba? Adam senden cevap bekliyor ya. Bu aracın senin üstüne olduğu anlaşılacak eninde sonunda. Ne yapacaksın? Kırdarlarını yapamadığını yapıp adam sana pusu kurup alacak canını. Peki ya araç? Gerçekten ölmüş birinin üzerine kayıtlı olursa? Kafa çalışıyor ya. Nasıl güzel de gülmüş. Güzel fotoğraf. Trafik kazasında hayatını kaybeden Şükrü Sarı Kucak kimsesizler mezarlığına defnedildi. Allah, Allah rahmet eylesin, yapacak bir şey yok. Ben ne yapıyorum ama artık. Aman ya. Ne bakıyorsun sen de? Allah Allah. Yine başlattın beni kendi kendime konuştum. Sen konuşmuyorsun sanki ya. Sen de gel, ikimiz de götürsünler nani nani. Bakma öyle. Aa, vallahi delirdim ben. Gerçekten delirdim. Şu işleri bir halledin. Şu olaylar gerçekten bir bitsin artık ya. Arkadaşlar, yukarıdan emir geldi. Tüm ekipler sahaya çıkıyor. Masa başındaki işlerinizi arkadaşlarınıza devredip 10 dakika içinde hazır olun. Tabii müdürüm. Hadi son. Hadi 10 dakikan kaldı. Hadi. Şu ayağını zıngıldatıp durmasana. Ay her seferinde deprem oluyor zannediyorum ya. Ödüm koptu. Benim uğraşacağım, bakacağım, uğraşsana sen ya. Al, böğürüp duruyor. Kızım sussana sen. Celalciğim, tamam. Gideceğiz birazdan. Şimdi hemşire hanım falan gelecek, gideceğiz tamam. Ne oldu? Tuvalet. Ah, tüh tüh. E ben dedim sana o kadar Celal. İçtin suları. Hay Allah ya. Ha kardeş, kardeş. Ay ya kusura bakma. Şey benim beyim kötürümde. Şimdi tuvaleti de gelmiş. Malum ben de kadınlar tuvaleti değil, erkekler tuvaleti giremeyeceğim. Sana zahmet, ona bir yardım. Tabii efendim, ne ha, demek? Ay sağ olasın. Ha Celal'cim hadi. Ya kardeş yardım edecek şimdi sana. Ha. Tamam. Ha. Tuvalete ay, mi? Sağ olasın. Kolay gelsin. Aa, sen misin? Sağ ol. Düzeltmişsin façayı. Faça? Ha, sağ ol. Beğendin mi? Beğendim. Bu Rıza Bey size çok iyi bakıyor herhalde. Şoför maaşıyla bunları almak kolay değil. Yani Rıza Bey sağ olsun çalışanlarını düşünür. De. Siz pek onu düşünmüyorsunuz herhalde. Ya belki adam onu kendine ayırdı. Niye yiyorsun ki? Çok mu şekerin düştü? Elma yeseydin. Burada elma da var. Ah Rıza Bey, siz neden zahmet ettiniz ki buraya kadar? Keşke benden isteseydiniz. Kızım sen niye duruyorsun burada? Rıza Bey'e ikram etseydin ya. Kim? Rıza Bey mi? Tabii Rıza Bey. Tanıştırayım kızım Gizem. Memnun oldum Gizem. Ben de memnun oldum diyeceğim ama biri yaralı, biri pis. Benim de eller kremalı. Memnun oldum ama. Tabii Rıza Bey. Ya, yani çalışanlarınızdan biri hiç Rıza Bey böyle şeyleri takmaz zaten demişti. Doğru söylemiş. Oldu ben lavaboya gidiyorum. Beni ararsın. Ay şey kusura bakmayın. Sizi görünce bir anda heyecanlandı herhalde. Estağfurullah ne kusuru. Normal. Kolay gelsin size. Sağ olun sağ olun afiyet olsun. Thank you.
yerde kaldı lan. Gelemedi bir türlü. Şükür. Celal'ciğim, niye o kadar kaldınız orada? Bir şey oldu sandım. İyi günler. Kardeş, çok teşekkür ederim. İyi günler, sağ ol. Dur şu ellerimizi de. Mikroplar kırılsın. Kırılsın, kırılsın. Emniyet kemerinizi bağlayın. Lütfen. Bunu da bağlayın. Ya da bu kadar hızlı yapmazsanız. Buyurun. Merhaba Ehliyet Rusat. Ana Songül. Ana Sadiye. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Vay yakışmış. Seni ilk kez iş başında görüyorum. Hayırlı vazifeler komiserim. Teşekkür ediyorum. Sen nereye gidiyordun? Ben yaverden. Yaverleydim. Rüstem'in peşine düşen şerefsiz yok muydu? Onu toprak kabul etmedi. Ben de halıya sardım, bagaja attım. Artık münasip bir yere postalayacağım. Ya bagajda ceset mi var? Ya ben görevdeyim, görevdeyim. Ya sakinim. Rüstem niye böyle sazanlık? Ben şaka yaptım ya. Yaverle bir kahve içtik. Eve gidiyorum. Nereye gideceğim? Hadi ben seni tutmayayım. Hayırlı işler. Akşam evde görüşürüz. Ay, nereye gidiyorsun? Ehliyet ruhsat. Güzel şaka. Güzel şaka. Senin gibi şaka yapacak olsam arkadaş evi var derdim. Konuşturma beni şimdi. Alayım. Sen ciddisin. Ciddiyim tabii ki. Buyurun sayın komiserim. Ruhsat tamam da ehliyeti alayım. Ya şimdi bir şey diyeceğim, inanmayacağım. Anladım ben, anladım. Mete'cim, gel canım. Mete'cim mi? Gel canım, sus. Gel canım. Mete'cim. Bu arkadaşın şeyi, ehliyeti eksik. Ceza işlemlerini yapalım, bir çekici çağıralım. Sonrasında da arayacağız. Tamamdır seni, komiserim. Ay. Ana, baba ne oldu? Hasta mı oldun? Yok bir şeyim yok, iyiyim iyiyim. Ne olacak oğlum? Gece gündüz çalışacağım diye otelli gömleği kuruttu sırtında. Ya işte olacağı bu. O kadar diyorum. Şu sırtına bir bez koyalım. Dilimde tüy bitti de. Dinleyen kim? Konuş Mahur, konuş. Al işte. Ya, olacağı bu. Ne diyor annem? Sen oğlum dinleme anneni. Abartıyor. Yok bir şeyim benim, geçer. Ha, yok bir şey. Kaç? 39. Aa, baba kalk hadi ya, ne duruyorsun hala? Kalk bir doktora falan bir şey gidelim. İlaç milaç bir şey ver de iyileşirsin belki de, ben deryalla yarayım. Ya dur oğlum sen de hemen. Ya kedi kıçını görmüş, yara sanmış misali. Ne doktoru? Hem acı patlıcan, kıraç almaz. Öyle mi? Ne alaka baba? Ya duruma uygun geldi, söyledim işte. Ve her neyse, iyiyim ben. Şimdi annenin çorbasından ben güzel böyle sıcak sıcak bir tas içerim. Bir şeyciğim kalmaz. Mahur'un şifalı çorbası diyorsun yani. Evet. Şöyle limonlu, karabiberli, ha? Pul biberli yakışır babama benim. Taş gibi olursun be. İyi madem. Getireyim de iç bir an önce iyileş o zaman. Getir getir. Pilavı bile satmaya çıkarım ben, merak etme. Ne pilavı baba, abartma sen de ya. O kadar da değil yani. Bu halde nasıl pilav satacaksın? Sen onu düşünme. Sen bana bırak. Can Çoban bu işi halleder. Ben şimdi tık 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 hazırlanırım. Gider bitiririm pilavı, gelirim evvelallah. Sen rahat ol. İyi tamam. Anne. Nerede kız benim, önlüğüm arabada mı? Arabada. İyi ben gidiyorum o zaman. Mehmet Usta'nın müdavimleri bekletmeye gelmez. Bu saçla benden nasıl pilav almasınlar ya? Aslan oğlum benim, hadi hadi rast gelsin. Ya hadi ben gidiyorum, eyvallah. Hop. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler. İyileş hemen ha baba. Deli bu oğlum. Gideyim de bir tişört getireyim sana, böyle ateşli ateşli. Olur. Son gün gerçekten şakanın da şeyini çıkıyor. Sayın komiserim, dedim ya sabah evden çıkarken ehliyetimi almayı unutmuşum. Vallahi bizi hiç ilgilendirmiyor. Keşke alsaydınız. Haklısınız sayın komiserim ama karım sabah sabah kafamı ütülediği için çıkarken almadım. Mete'cim şu far lambalarında da galiba hiçbir bir sıkıntı. Hiçbir suçu yok karım.
Bütün kabahat bende. Allah benim belamı versin. Benim dalgınlığıma gelmiş. Deme sen yine öyle de neyse. Bari arabayı çekmeyin de. Bir koşu gidip evden getireyim ehliyeti. 10 dakikalık mesafe. Maalesef öyle bir uygulamamız yok Sadi Bey. Abartıyorsun Songül. Komiserimle düzgün konuşun beyefendi. Mete, aslan parçası. Kardeş, Meteciğim. Karımla nasıl konuşacağımı sana soracak değilim. Karınız mı? Komiserim. Beyefendi eşiniz mi? Evet, kocam. Yani kocam tabii ki ama bu ehliyetini almamasına bir bahane değil, değil mi? Evet, öyle. Komiserim, şöyle yapsak biz çekiciyi bekletsek de enişte bey evden ehliyeti alıp gelsin. Ne? Adamsın. Bak Mete imsaflı çıktı. Aman iyi, tamam. Çevirme vakti bitene kadar gelmek zorundasın ama. Yok. Yoksa alırım arabanı. Dayı, gel. Gel dayı, gel. Böyle. Hadi yolun güzel geçsin. Karabayır. Sen onu alsana onu. Anne yemin ediyorum bak, büyük çok büyük, küçük çok küçük. Ben bu adama rezil oldum. Ben Rıza Bey'le bahçede tanıştık ki zaten. Nasıl? Klasik bir araba vardı. Altında da Rıza Bey. Ne? Ben onu şoför sandım. Eyvah eyvah eyvah. Bana bak kız, pot kırmadım de sakın. Vallahi ne kadar pot varsa hepsini kırdım. Bir de buraları pis bırakma, temizle dedim. Üstüne bir de şu keki yedi diye azarladım. Hay Allah'ım yarabbim. Allah cezanı vermesin senin Gizem. Bir de marifetmiş gibi anlatıyorsun ha. Anne, masanın üstüne çık da bin istersen. Ne yapayım, oldu bir kere. Keşke çağırmasaydım seni. Adam kovmasa bari bizi. Hadi çabuk çabuk işleri bitir de gidelim şuradan hadi. Allah'ım adam atacak bize. Vallahi buralardan atacak. Suyu da döktüm senin yüzünden. Siparişinizi alabilir miyim? Arkadaşım gelsin, ben hemen vereceğim siparişi. Tabii efendim, nasıl isterseniz. Ulan inşallah çaya bağlarız ya. Bir kahve 30 lira olur mu be? Of. Hoş geldin. Hoş buldum. Bu ne? Ay, bu Fransızca sözlük. Fransızca mı çalışıyorsun? Hayır, sen çalışacaksın. Ben mi? Ne alaka? Bugün bizimkilerle yemeğe gidiyoruz. Fransız restoranına falan mı gideceğiz? Sözlüğü hala anlayamadım. Canım benim. Sen hani derdini anlatacak kadar Fransızca konuşabiliyorsun ya, unuttun çabuk. Doğru. Merhaba. Merhaba. Şey, ben az önce olanlar için özür dilemeye geldim. Gerçekten eğer istiyorsanız ben bir daha buraya asla gelmem, adımımı atmam, sokağın önünden geçmem, hiçbir şey yapmam ama annemin hiçbir suçu yok. Gizem. Bir araya girebilir miyim? Ha, tabii. Hiçbir sorun yok. Hiç sorun değil. Annen çalışmaya da devam edecek, tamam? Nasıl yani? Benim kırdığım putlardan sonra da mı? Ya ne putu? Estağfurullah, olur mu öyle şey? Ne bileyim ben, arabanın altında görünce sizi şoför sandım. Sen de haklısın tabii yani. Yani klasik arabalara tutkum var. En büyük olduğunu diyebilirim. O yüzden seviyorum. Dertten, kederden uzaklaştırıyor kısa bir sürede olsa. Zaten bu araba uzun zamandır tamirhanede bekliyordu. Dokunmuyordum öyle yani. Ben de severim klasik arabaları. Hmm. Yani onlar şimdiki arabalar gibi değiller. Bir ruhları var. Vay 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 vay. Daha güzel anlatılamazdı. Benim bir arkadaşım var, adı Araz Okuzan. O da bayılır klasik arabalara. Ama tabii o ödünç alıyor. Evet, doğru kelime bu. Ödünç alıyor. O öğrenci sonuçta, o nasıl alsın, alamaz. O yüzden o ödünç alıyor. Bu arada rengi de çok güzelmiş, kırmızı da favori rengimdir. Kırmızı iyidir. Karım da çok severdi. Derken ayrıldınız mı? Hayır hayır. Kaybettim kendisini. Koskoca evde kızımla bir başımıza kaldık işte. Ha, aç. Üzüldüm. Ben konuşmasam daha iyi. Hah, kızım da geldi işte. Aşkım. Koş, 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 koş. Gel buraya. Bak Gizem ablanla tanış. Aslı. Merhaba Aslı, Gizem ben. Utangaçtırdı biraz.
Normal çocuk daha. İstersen odana seni ben götüreyim, üstünü de ben değiştireyim. Hatta sana kocaman bir kurabiyeyle de süt vereyim. İster misin? İster misin? Hadi gidin bakalım. Hadi gel. Teşekkür ederiz ablası. Rica ederim, ne demek. Aslı bana odanı gösterir misin? Ben bilmiyorum odanı. Gerçi bilsem de kaybolurum ben burada. Bak eğer ki beni bulamazsan başka yerlerde falan, salonda falan bana kolum at, ben geleyim. Kolumsuz gelemem. Ya aşkım bakma öyle. Ya biliyorum ne desen haklısın. Ama bulaştık bir kere bu zengin yalana, ne yapalım? Ben böyle iyiyim ama. İyisin. Çok iyisin. Ama ben iyi değilim. Ozan bak, ben şu an böyle bir rüyada gibiyim. Ve bu saçma sapan yalan yüzünden bizi ayırmaya kalkarlarsa ben uyanmamayı seçerim. O yüzden ne olur biraz daha sık dişini. Hadi, tamam. Nasıl? Şaka yapıyorum ya. Üf. Bu ne be? Biraz daha koysak ikinci el araba alırız. Ne yapalım? Böyle. Nasıl rengi? Çok sıkıcı. Mavi gözleri okeydik. Ona her zaman okeyiz. Okey Sonila. Okey. Sizi şöyle alalım. Ha, geçiyoruz. Tamam. Hadi Celal'cim, hadi. Yürü kızım. Geliyoruz. Hastaya yardım etmek için bir kişi yeterli. Siz dışarı alalım. Ben de durmak istiyorum. Bakın burası yeteri kadar kalabalık. Aynı şeyi her gün en az 50 kişiye söylüyoruz. Lütfen. Ya çok çok haklısınız doktor bey. Evet. Şimdi kızım babasına çok düşkün ya. O yüzden biraz böyle heyecanlı. Hatta dün sabaha kadar uyuyamadı. Merak ediyor babasını. Kız evlatları işte. Ne yaparsınız? Babalarına çok düşkün oluyorlar. Şu mikroptan baban diye bahsetmesem mi acaba? Sen de dışarıda mı beklesen artık kızım? Hı? Tamam. Aygün Hanım, Celal Bey daha önce herhangi bir tedavi aldım? Vallahi hiç sormayın doktor bey. Yani biz böyle yol yöntem bilemediğimiz için hiç öyle bir tedavi uygulamadık kendisine. Celal Bey, mahkemenin bizden istemiş olduğu bazı basit fiziksel testler var. Onları size yapacağız. Doktor bey. Tamam Celal'cim. Celal Bey, hadi kalkalım bakayım. Yere ne kadar basabiliyorsunuz görüp bir test edelim. Ay, 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 aman tutun doktor bey düşecek aman. Tepki yok. Anlaşıldı. Mahkemenin bizden istemiş olduğu fiziksel testler sonucunda maalesef Celal Bey'in kaslarında en ufak bir refleks tepkisi göremedik. Belden aşağısı işlev dışı görünüyor. Yani? Yani sizin için çok zor olabilir biliyorum ama yaptığımız testler sonucu Celal Bey'in yürümesi mümkün değil. Hayır. Hayır yürüyor, ben gördüm. Ayakta gördüm doktor bey. Ayaktaydı, yürüyordu. O zaman başka test yapın. Yetmiyor demek ki bu testler. Mahkemenin bizden istediği testler bu kızım. Tamam yürüyor ama gördüm diyorum. Melek, doktorları duymuyor musun kızım? Hastaneyi birbirine kattın yine. Çek dışarı. Lan doktorları bile kandırdın lan. Bakma lan bana öyle. Melek. Allah kahretsin. Kusura bakmayın.
Neden bu kadar endişeli ve üzgünsün kız? Sakatlığına istemeden de olsa ben sebep oldum. Eğer bugün yürüme ihtimali bile olsaydı cezam indirmeye girecekti ama şimdi... Vallahi mahkemenin bizden istediği fiziksel testler bunlar kızım. Ama bak, benden duymuş olma, tamam mı? Çok daha gelişmiş kas testleri var. Elektromiyografi, EMG falan. Mahkemeden bunları talep ederseniz çok daha iyi sonuç alırsınız. Ne olur benden duyun, tamam mı? Şimdi yani ben mahkemeden bunları isteyebilir miyim? Elbette. Ama önce ne yap biliyor musun? Git internette bir araştırma yap. İyice bir bilgi sahibi ol. Ondan sonra mahkemeye başvurun. Mahkeme bizden EMG istesin. Biz de o testin yapıldığı hastaneye sevk edelim hastayı. Yürüyüp yürümediği orada net şekilde belli olur. Tamam. EMG. Doktor Bey, vallahi çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. EMG değil mi? Evet. Çok sağ olun. Size borcumu nasıl ödeyebilirim? Gerçekten o kadar yardımcı oldunuz ki şu anda. Okuyup devletine faydalı bir vatandaş olarak ödeyebilirsin borcunu. Çok sağ olun. Gerçekten. Rica ederim. Neredesin ya? Yarım saattir buradayım. Umarım sana uzatılan bu dost elini sıkmadığın için pişman olmazsın. Evimin huzuru için göze alabileceklerimi bilsen... ...çünkü dilini uzatarsın. Tamam, neyse neyse. Buraya durum kritiği yapmaya gelmedim zaten. Öyle kuru laflara da karnım tok. O yüzden şimdi hadi emaneti alayım da... Sonra bir ara detayları ayrıntılı konuşuruz. Emanetin namlunun ucunda nedim? Yerinde kalsın mı? Yoksa hemen tak diyeyim edeyim mi? Ben dolu gel derken bunu kastetmemiştim Esra. Bana bak leş kargası. Seni bir daha evimin etrafında. Çocuklarımın yanında görürsem olacakları biliyorsun. Seni köpek gibi yalvartmaz. O zaman bakalım ne konuşacaksın Esra? Ne konuşacaksın? Hadi kızım bir çık. Rıza Bey, ben temizliği bitirdim. Ocakta da yemek var. Taze fasulye yaptım, yanına da cacık. Oh, ellerinize sağlık vallahi. Kızım da ben de uzun zamandır ev yemeği yemiyorduk. Sağ olun. Baba, pizza istiyorum ben. Pizza? Ama Aslı'cığım, benim annemin fasulyesi çok meşhurdur. Pizzadan daha güzel. Neyse, biz müsaadenizle kaçalım artık. Yok, ben Ayhan'a söyleyeyim. Ayhan, hanımefendilerle evlenene kadar bırakır mısın? Aa, yok. Hiç gerek yok. Biz kendimiz gideriz şuradan. Gizemciğim, teşekkürler. Sağ olun. Ama anne. İyi akşamlar. Aslı, bay bay. Sağ ol kardeş. Hayırlı işler. Buyurun komiserim ehliyet. Teşekkür ediyorum Sade Bey. Başka herhangi bir şey lazım mı getireyim? Tapu kadastro, muhtarlıktan ikamet kağıdı. Yok yok, adreslerin zaten bende var. Sen bunu al bakalım, makbuzun. Makbuz. Ceza makbuzu. Ceza da kestim. Kesmem mi? İş başka, evlilik başka değil öyle mi Sadi? Öyle. Hadi git bakalım sen, akşama da görüşürüz evde canım kocam. Görüşeceğiz kardeşim. Görüşelim. Görüşeceğiz. Hayırlı işler. Mete nerede? Mete'ye selam söyle. Aleyküm selam. Yavaş sür.
Kemerini tak kemerine. Tak onu. Piu piu piu. Hadi bay bay. Abarttım mı ya biraz? Aman be, erkek değil mi? Burnu sürtsün biraz. Çıkmasaymış o da ehliyetsiz. Allah Allah. Trafik polisiyle evlisin. Ehliyetsiz çıkılır mı? Ay yazık. Küçücük o çocuk da. Tam anneye muhtaç olduğu zamanlar. Anne ne bağırıyorsun kulağımın dibinde? Duyabiliyorum ben seni. Değil mi Ayhan Bey oğlum? Evet haklısınız. Yazık, küçük yaşta öksüz kaldı çocuk. Yok yok. O çocuğa bir anne şart. Ama bence Rıza Bey evlenir zaten. E baksana eli yüzü düzgün, hali vakti yerinde, genç, sağlıklı bir adam sonuçta. Kesin sözlüsü falan vardır değil mi? Vallahi benim bildiğim kadarıyla yok. Yasemin Hanım vefat ettikten sonra kabuğuna çekildi. Eskiden şirkete giderdi, şimdi evden çalışıyor. Kendini kızına adadı. Ne yapsın garibim? Hem analık hem babalık ediyor o çocuğa. Anne, sorup durma, ayıp. Tamam, karışma sen. Hem ben zaten öğreneceğimi öğrendim. Hı. Olmuş değil mi? Şunu da düzelttim. Her zamanki gibi çok yakışıklısın. Canını yerim. Sanemciğim. Kuğu gibisin. Aylin nerede? Hala hazır değil mi? Kızım bir iki dakika bak. Hadi söyle, evet. Acele etsin. Sen dur hayatım. Ben bakarım. Kere çaldım odasının kapısını ama açmadı. Bugün de böyle anneciğim çok başım ağrıyor falan dedi. Gelmek istemiyor herhalde. Bence kızın üzerine gitmeyelim hayatım. Bırakalım kafasına dinlesin. Allah Allah. O zaman geç kalmadan çıkalım. Çıkalım. Hadi canım. Aa, bir dakika ya, benim telefon nerede? Ama neyse ya. Sanem. Baba. Kilitli kaldım. Açın kapıyı. Nasıl abiler, beğendiniz mi? Yanlış anlamayın, bu pilavı başka yerde yiyemezsiniz abim. Afiyet olsun. Gel gel gel. Pilav, pilav. Taze pilav. Ne kadar borcumuz evim? Abicim 40 lira. Allah bereket versin abicim. Bereketini gör evladım. Eyvallah abim, afiyet bal şeker olsun. Gel 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 gel, taze pilav. Gel. Gel taze pilav, başka yerde yiyemezsiniz abiler ablalar bu pilavı. Gel. Lan oğlum ne ozanmış ya. Herif yüzünden abimi çekemez oldum ya. Adamın yüzünden düşen bin parça lan. Ne ozanmış arkadaş. Abicim rica ediyorum, şu şerefsizin adını bir süre ağzımıza almayalım ya. Vallahi sinirden kuduracağım az kaldı. Ne yapıyoruz abi şimdi? Biz nereye gidiyoruz ya? Acıktım ben. Yok mu sizde bir şey? Ne bileyim işte. Yolda dürüm bürüm bir şeyler bulacağız, yiyeceğiz. Bizim Leyla var ya, geçen telefona çok kral bir uygulama indirmiş. Adresini giriyorsun abi, siparişini veriyorsun, ayağına kadar geliyor. Hani dedim böyle tamirhaneye falan söylesek, rahat rahat yesek yani.
Mantıklı aslında, öyle yapalım ben. Ya Bora sen mal mısın oğlum? Bizim Leyla kadar aklımız yok mu lan? Kart numarası, telefon numarası, anne kızlık soyadı, her şeyi istiyorlar oğlum. Bizim kartımız mı var? Sen niye her gün hayata sıfırdan başlıyorsun ya? Ya birader ben sana bir şey soracağım. Sen bu zekayla bu yaşa kadar nasıl gelebildin ya? Lan biz hırsızız lan. Biz hırsızız. Oğlum bizde karttan çok ne var Allah için ya? Ha? Ha diyorsan ki bende kart yok, sen Bora abini sal. Hemen sana 10 dakika içinde 10 tane kart getirsin, gör o zaman. Bak bakayım kim kral yani burada. Tamam lan, yiyeceğiz işte bir şeyler, halledeceğiz. Aa babacığım bak bak, bayağıdır yemiyoruz. Çek arabayı sağa. Dur 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 dur. Of çok iyi oldu lan bu. Hadi atlayın. Atlayın. Şükürler olsun. Afiyet bal şeker olsun ya. Afiyet bal şeker olsun. Oo. Afiyet bal bela şeker tesadüfleri olsun. Sever gençler. Tesadüf ki ne tesadüf? Şş. Nakit var mı lan? Var da bu hırsız diyorsun bir de ya. Hayırdır beyler? Pilavcı, abicim şöyle bize 4 tane bol nohutlu yapar mısın? Pilav taze bitti beyler. Hadi aç karnınızı başka yerde doyurun, hadi. Mirket, çok açım, seni yerim. Bak orada var pilav, bizi yorma kardeşim. Hadi, ayağımız alışsın. Ya tüf, şansa bak. Sizden önce bir tane müşteri geldi, hepsini ayırttı. Kalmadı yani pilav. Hadi, hadi kardeşim. Lan bebe, sen bizi müşteriden saymıyor musun? Çek lan elini oradan, dokunma. Bir adım da geri at. Ne oldu lan? İtin mi kanlandı? Bebe. Gençler, benim içimde çok fena bir psikopat yatıyor. Onu çıkartmayın. Hadi. Hadi. Gel al. Tamam tamam, korkmayın. Korkmayın. Konuşarak halledebiliriz bu olayı. Abi psikopat falan diyor. Konuşarak halledeceğiz. Lan cicik. Sen kime dayanıyorsun lan? Bak insan gibi. Bak insan gibi. Siparişimizi al. Tabaklarımıza ver parasıyla. Yiyelim. Baş işi alnına yapıştırıp gidelim. Bu kadar. Ama dedim ya, pilav bitti, taze bitti yani. Kapattık dükkanı, pilav yok. Uf, bitti pilav. Hadi, hadi gençler, hadi. Oğlum seni var ya, gübre yaparım ben. Tamam, tamam, tamam. Hadi. Bugün canım dayak atmak istemiyor. 4 kişisiniz ha? Hadi gençler, hadi, hadi, hadi. 4 kişi. Can, oğlum 2 porsiyon getirsene. Götür pilavını, götür. Getiriyorum abi. Şimdi. Alo, Derya abla, ben aşağıda kilitli kaldım ya. Yedek anahtar var mı? Heh, açar mısın kapıyı? Hadi bekliyorum. Tamam, sağ ol. Hadi bay bay. Çok sağ ol Derya abla. Kapıyı kim kilitledi biliyor musun? Bilmem ki Aylin Hanım. Tamam. Peki evdekiler bir şey söyledi mi? Yok. Yemeğe gittiler. Ben de sizi onlarla gitti sandım. Tamam. Teşekkür ederim. Ne durumdalar? Vallahi bizden daha heyecanlılar. Zaten siparişleri falan verdiler. Kendi damak zevkinden örnekler sunacakmış size Esra Hanım. Ozan, bir de bir şey söyleyeceğim. Şunu al. Tip durumunda sen verirsin, tamam mı? Ne alaka bu şimdi? Ozan hadi lütfen. Bak geldik buraya kadar, hadi. Al. $100. Ozan, koyar mısın cebine? Dolar. Hadi. Ya gidiyoruz ama benim ayaklarım gitmiyor. Ozan, bak sakin ol, tamam mı? Ya bunu yaptık daha önce. 2. tur gibi düşün. Hadi. Hem bir şey söyleyeyim mi? Yakıyorsun ha. Hadi canım. O senin güzelliğin. Parayı la capital dolamo. Parayı la capital. Geldiler. Hı? Hoş geldin Ozan.
Ozan'cığım, hoş geldin. Güzel seçim. Oğuz'cum, bence sen de eski parfümüne geri dönmelisin. Esra, bunu sonra konuşuruz. Ozan, hoş geldin. Hoş buldum. Gel otur. Araba nerede? Ne yapacağım lan ben? Allah'ım, 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 yardım et. Siktir beni. Vay vay vay, Bora'ma bak be. Usta, bunun için hala pilav var. Biraz yiyip öyle mi kırsaydık ya? Lan başlatma pilavına Sabri ya. Gel al. Dikkat, dikkat, dikkat. Oğlum, bu çocuğa çok üzülüyorum lan. Bunun çocukluğu da çok kötü. Babası annesine merhaba demiş. Bu doğmuş, tipine bak ya. Tipiniz. Oğlum yeme lan. Çekil. Çekil. Haydi. 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 Zeyn. Lan! Allah belanızı versin. Affet, çıkamadım. Çıkamadım sahip. Ya da biraz zihnin açılsın. Sağ ol. Hoş, bana sorsan kısmetin açılsa daha iyi ama. Anne, başlama yine. Kız, bana bak. O Rıza Bey senden hoşlandı. Vallahi bak, beğendi seni. Ben anlarım. Hem o küçük Aslı yok mu? Hı. O bile sevdi seni. Anne, ben liseye gidiyorum. Sen farkındasın değil mi? Ay, farkındayım. Farkındayım da zaten sana kimse okulu bırak demiyor ki. Anne bak, ben kendi ayaklarım üzerinde duracağım. Kendi ideallerimi kendim sağlayacağım ya. Bir kadın için daha önemli, bu dünyada daha güzel ne olabilir? Bak, azıcık bir yaş farkı var. Ben de farkındayım ama olsun. Bak, sen o adamla evlen. O yalılar, o evler, arabalar, o mücevherler hepsi senin olacak. Bir düşünsene. Altın bilezikler, ne istersen. Altın bilezik, çok haklısın. Ben bir altın bilezik alacağım ama senin düşündüğün gibi değil. Mühendis hanım, doktor hanım olacağım. Öyle gidip konaklara, yalılara saçma sapan hanım olmayacağım. Ah be kızım be. Toysun tabii daha. Keşke her şey senin söylediğin kadar kolay olsaydı. Bak öğretmenlere. Atanabiliyorlar mı? Mühendisler ancak garsonluk yapabiliyorlar. Coğrafya kaderdir kızım. Sen ama tabii ancak büyüdüğün zaman anlayacaksın bunu. Hem bak, evlendiğin zaman okumaya devam da edebilirsin ki. Anne!
Evlenmeyeceğim ben ya. Evlenmeyeceğim. Kaç yaşındayım? Yaşım kaç? Başım kaç? Allah aşkına. İstemiyorum evlenmek falan. Ders çalışıyorum. Dersim var benim. Ay tamam. Çemkirme hemen anneye. Evlilikmiş. Okuyorum ben. Çocuklar, Oğuz'u parfüm konusunda ikna edin lütfen. Buyurun. Müsaadenizle ben de tip bırakmak isterim. Şş, şş, şş. Sakın. Aşk olsun. Sen misafirsin. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ozan arabayı valiye mi verdin? Araba? Araba babam servise bıraktı da ondan dolayı ben taksi kullanıyorum. Tamam o zaman seni biz bırakırız. Yok efendim hiç gerek yok. Yani gerçekten kendim gidebilirim. Olmaz konu kapandı. Tamam. Tamam o zaman. Ne ya böyle? Eve çamurlu ayakkabıyla mı girdin? Ne yaptın? Saksı mı devirdin ya? Allah Allah. Sade bunu yapmış olman olur. Sade eve ceset getirmiş olman ne olur ya? Ne olur be? Aman bismillah. Ruhsat Sadi Bayast'la. Sadi Bey, lütfen ehliyet. Ehliyeti buyurun. Ruhsat, ruhsat. Sadi Bayast'la ya ruhsat. O benim görevim, görevim. Bu bir eşek şakası bu. Allah Allah. Ruhsat. Öyle şaka mı olur be? Gel buraya gel, buraya gel. Sen hiçbir yere gidiyorsun. Sen de gel. Ne oluyor ya? Bu güzelim hereke halısına sarmışsınız ya bunu. Siz bu halıyı bir toplayın, yemek masasını da geri getirin. Ha, bir de burada tozlar var. Çamur yapmışsınız evin her tarafını. Dip bucak temizlik istiyorum. Bir tane toz görmeyeceğim. Kolay gelsin. Al sana tısa. Süpürgeyi ver. Ver, ver. Allah'ım şimdi. Kimse onu yapsaydı falan. Bas, bas. Bir tane toz görmeyeceğim. Tamam Karaman be, tamam. Ağam. He. Şey mi yapsak önce bir silsek mi acaba? Silmek değil de la. Balkona masayı nasıl çıkardık? Nasıl geri sokacağız sen onu düşün. Vallahi sorma ha. Diğer şakayı yapacaktık, diğerini. Bu olmadı. Toz toprak. Ölüyordum la içeride. Burası. Hı? Burası, burası. Hmm. Eviniz güzelmiş. İşte. Ozan'cığım, ailene çok selamlar. Söylerim. Her şey için tekrardan teşekkür ederim. Bay. Bay. Kaybolmamaya çalış. Bana şans dile. İsterseniz siz gidin, beklemeyin. Tamam. Arayı çok açma, görüşeceğiz. Görüşelim. Hadi babacığım.
Aa yeter Mahrum yeter. Bak sabahtan beri çay, çorba, bitki ne varsa kaynatıp kaynatıp içirdin. Üf, iç iç iç. İç şunu iç. Tam yeter vallahi içim cumbul cumbul oldu. Ay şikayet etme Mehmet. Şikayet etme durma. Bak nasıl ayaklandım çok şükür. Yüzüne gözüne renk geldi. Senin ellerin dert görmesin Mahrum. Ya senin varlığın şifa varlığın. Sen bin doktora bedelsin. Heh. Bizim pilavcı ustası da geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geç otur geç. Şişt. Bana bak. Boynuz kulağa geçermiş derler. İki gün sonra benim müşteriler seni sormasın. Yok baba senin eline su dökemem ben. Nasıldı işler? Bu kadar kazanabildim. Senin gibi usta olamadık baba. Oğlum, rızkı küçümsemek olmaz. Bugünlük nasibimiz bu kadarmış deyip şükretmeyi öğreneceksin. Tabii. Ama nasibin kısmetin bolluğu için de çok çalışıp dua edeceksin. Sen bugün pilav arabasına asılıp işe çıktın ya. Sen olmuşsun artık benim aslan parçam. Bugün başıma bir şey gelse gözüm açık gitmem. Ay o ne biçim laf öyle Mehmet? Tövbe tövbe. Üf, evden ocaktan ırak. Allah seni başımızdan eksik etmesin Mehmet'im. Amin, amin. İşte aile olmak, omuz omuza bir olmak böyle bir şey. Sen bana bu günleri gösterdin ya. Sağ ol evladım. Sen sağ ol baba. Bak unutma. Bir ev içeriden çatırdamadığı sürece dışarıdan hiçbir kuvvet onu yıkamaz. Hadi. Kalk yat dinlen. Yarın okulun var oğlum. Hadi. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Hadi iç sen de. Ne? İç iç hadi. Ya yeter. Ay yetmez. Evet hadi. Tamam dur. Yeter bu kadar. İyi hadi yetsin. Kuzum. Tencereye getirmemişsin oğlum. Tencere mi? Ha. Neyse boş ver tencereyi. Tencere bahane de. Babanın yanında soramadım. Ama anlarım ben. Derdin var senin. Ne oldu anlat bakayım hadi. Neyi anlatayım anne? Ha? Ne kadar işe yaramaz bir evlat olduğumu mu anlatayım? Neyi anlatayım? Babam benim yüzümden işsiz kaldı. Ondan sonra adam bize bakmak için borca harca girip gitti pilav arabası aldı. Tam yüzü güldü dedik. Ben arabayı mahvettim. O ne demek oğlum öyle? Ne oldu pilav arabasına? Parçaladılar arabayı. Çaldılar, parçaladılar. Yarın kavga mı ettin sen birileriyle ha? Bak. Etmedim yok bak. Arabadan geriye bu kaldı. Ne bu? Ben babama ne diyeceğim anne şimdi? Ne diyeyim adama ben nasıl bakayım yüzüne? Ya üzülme oğlum üzülme. Ne yapalım yani? Yarın gideriz polise bulurlar. Bulamazlarsa da biz buluruz bir hal çaresini. Ne olacak? Dünyanın sonu değil ya. Ölüm yok ya ucunda yahu. Diye bir şey yapmışlar. İyi ki. Hadi geç. Hmm.
Tutturdular bir evine bırakalım diye. O dolmuştan şu otobüse, şu otobüsten o metroya. Anca gelebildim ya. Çok tatlıydın ama. Hem evde senin rüzgarın esti. Her şey yolunda. Gerçekten mi? Evet. Yakında Ayasofya'ya gitmek isterler. Haberin olsun. Süper. Gece gece araba lazım olursa o zaman gör makarayı sen. Ya kötüyü çağırma be. Ne yapıyorsun ne o? Babanın bonkörlüğü üstündeydi. Al. Ya kalsın sen de bir daha lazım olur filan. Fransızcadan çuballamadık değil mi? Yani ders almak istediklerine göre. Fena değil. Ulan bir de tavuk yerine ördeği yemeseydik harika olacaktı ya. Bana bir hikaye anlatsana. Ne hikayesi sana? Geç yat yerine. Rahat rahat uyu. Aa, kovuyor musun sen beni? Gitmiyorum hiçbir yere. Burada kalacağım. Bak, acemisin. Arabalar romantizmden anlamaz sana. Sabah kalktığında her yerin tutulmuş olur. Ben zaten çoktan tutuldum beyefendi size. Diğer tutulmalar vız gelir. Hem burada şimdi böyle dünyanın en güzel uykusuna dalacağım seninle. Bak kıyamam sana. Kendini yoruyorsun. Hayır, seni seviyorum. Hadi hikayemi anlat benim. Lütfen içinde aşk da olsun. Tamam. O zaman sana aşkın efsanesini anlatayım. Anlat. Önceleri bir bedendeymiş erkek ve dişi. Tek bir beden. Kendi kendine yetebilen bir varlıkmış insan. Yani sonra da bu yetisiyle böbürlenmeye başlamış. Tapınaklara gitmez olmuş. Kurban sunmamaya başlamış tanrılara. E tanrılar da cezalandırmaya başlamış insanı. Bir elmanın iki yarısı gibi başka bedenlere ayırıp savurmuş dünyaya. E insanlar da diğer yarılarını aramaya başlamışlar. Bulduklarındaysa hissettikleri aşkmış. Sen hayırdır? Niye illa bugün bu araçla işe gitmek istedin? Merak ettim. Ya ne var canım, bir kere de istemişim. Aa. Sağ olsun yavercim, bir gün bizi bıraksın lüks aracıyla okula, ne var? Bıraksın canım, bıraksın, ben bir şey demiyorum. Mükemmel seçim.
İstersen tavanı açayım mı? Açılıyor mu tavan? Açılıyor sunroof. Ne bileyim ben anlamam ki. Sen istiyor musun açmamı? Arada açalım Esin. Gel sen onu bunu bırak. Azıcık şu arabanın bir ağırlığına bürün bakayım şöyle bir. Vay vay yaver. Yengene duydun. Yengenin içinde bir tane hanım ağa varmış da arabası eksikmiş. Duydum ağam duydum. Ama yakışıyor yengeme ha. Eyvallah yaver. Yaver o düğmeye bassana be birer menengi çiçek. Keyifle. Burada menengiç yapabiliyor musun siz? Canın çekti değil mi? Evet. Biraz içelim. Ama yok maalesef yok. Yani her şeyi yapıyor kartalım. Menengiç'i ben yapıyorum. Sadi ya sen bu şakalarına böyle birkaç sene falan ara mı versen acaba? Çünkü sürekli temizlik yapmak zorunda kalacaksınız ikiniz de. Bak o işte bir çifte standart var. Siz yapınca okey, biz yapınca olmuyor. Neden? Ben eve ehliyeti almaya gidince tamam, sen bir şey yapınca olmuyor. Nasıl oluyor bu işler? Kanun. Kanuna boynumuz kıldan ince, onu mu diyoruz biz? Seninki kanun filan değil, seninki ne kanunu seninki? Medeni kanun mu? Yok ağam, aşkın kanunu, aşkın. Efendim ya ver. Aşkın kanunu. Çek sağa çek, çek prostat odun, çek benzinliğe çek, çek. Tamam ağam, çekiyorum. Sen niye aşkın kanunu falan karıştırıyorsun ortalığı şimdi? Affedersin yenge ama yakışıyorsun canım. Ben bir telefonla konuşup geliyorum. Dostum fulle. Biliyorum. İyiyim sen? İyiyim. Kimler bunlar? Ben de onu soruyorum. Kim bunlar? Abi biz bir şey yapmadık yeminle. Dön arkana, arkana dön. Dön, 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 dön. Bunlar senin peşinden girdi diye ben geldim öyle işte. Bunlar? Evet. Hadi kardeşim, hadi bas git. Hadi kardeşim. Hadi hayırlı işler. Hadi ellerini de orada yıkarsın. Hadi. Şimdi sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya Sadi? Adamlar senin peşinden gelip... Kel adam. Senin saçlı orada. Ben oraya girsem kıyameti koparsın. Belli canım zaten buranın kel adamlık bir yer olduğu. Aynaların hepsi su içinde maşallah. Allah Allah. Hem sen oraya gelsen bizden dayak yersin. Biz erkekler gibi değiliz. Kadınlarız yani. Böyle hemen döveriz sizi. Onu bunu bırak sen. Sen bu silahı niye yanında taşıyorsun? Son gün. Altı harf. Birinci K, sonuncu R. Doğru söylüyorsun. Tamam. Sen bunu koy belinde taşı ama şey yapma tamam mı? Gereksiz yerlerde kullanma. Hayır yani ben ister istemez geriliyorum. Yani silah milah çıkarıyorsun ya. Keşke bunu Luna Park'a gitmeden söyleydin. Luna Park mı? Luna Park'a mı gittin sen? Ha ben çok severim. Sen? Ben de çok severim. Bu da sever. Vallahi. Vallahi ben de ya, ara sıra götürür mü? Evet. Onu götürürsün. Çok eğleniyor çünkü seviyor. Vallahi ağam keskin nişancıdır ha. Bana bir sürü oyuncak getirdi zamanında. Sana getirdi. Evet. Sen bu senin şu benden içeride çikolata alıyor. Bak beni şeker komasına sokup öldürmesinler. Ay öf. Tamam ya. Yeter tamam kapat konuyu. Ay, bir endişeleniyorum normal değil mi? Benim sana mukayyet olmam lazım. Songül'cüğüm benim de aklıma mukayyet olmam lazım. Ben sana bir şey diyeyim. Benim düşmanlar Ankara'da. Seninkiler İstanbul. Sen arıyorsun. Efendim? Diyorum niye ayıcı kaldın? Kaç yaşında adamsın, utanmıyorsun Luna Park'a gitmeye sen de. Utansana ayıcı kalmaya, ayıcı kaldım diyor bir de. Seviyor. Ben de seviyorum işte, onu ağam, diyorum. Ağam götüreyim seni de. Yengem, ağam. Vallahi bak bana yine kızacaksınız ama çok yakışıyorsunuz birbirinize ya. Vallahi. Aman abartma. Ver ben süreceğim anahtarı ver. İçinde sen anahtar mi kullanacaksın? Evet. Kartalımı kullanabilecek misin? Sen... Arkaya git. İçinde zaten anahtar. İyi tamam. Kaç model bu ya? Son model ya. Ben bir şey söyleyeyim mi?
felaket bir sürücüyüm. Şimdi bakın. Kaç basıyor bu? Dur. Yengem sana anlatabilirim herhalde. Hiç gerek yok, ben hallediyorum hemen. Sağdaki ya. Eskiden şey vardı. Eski anahtar vardı. Anahtar vardı. Artık anahtar yok. Her şey düğme. Sakin ol, panik yapma. Ozan. Saklan çabuk, ne saklan. Oluyor ya, ne saklan oluyor? Diyorum çabuk. Samet abi geldi, kal orada. Samet abi ya, ben sabahtan beri kulaklıklarımı arıyorum, bulamadım. Paspasları kaldırayım, ben de bir arka tarafa bakayım. Şey yok yok abi, gerek yok. Ben bakıyorum şey. Ben sabah bahçede de kahve içtim de belki orada kalmıştır. Benim için bir bakabilecek misin o tarafa? Teşekkürler. Tabii sen abi, kapının önüne de bakmak lazım. Tabii, tabii orada da olabilir. Ben arka koltuğa da bir bakıp şey yapıyorum. Tamamdır. Tehlike geçti mi? Yakalanıyorduk ya, dalga mı geçiyorsun? Ya bak, ben artık yarından itibaren kendi işime geri döneceğim. En azından daha güzel uyanırım. Her sabah her sabah böyle uyanmak ne ya? Ya Ozan saçmalama. Şaka yapıyorum. Sen çok mu korktun? Tamam bak, şimdi görünmeden sakince çıkıyoruz, tamam mı? Tamam. Of, kalbim yeniyordu yemin ediyorum ya. Annem, ah. Nereden buldun lan bu ayakkabıları? Geliyorlar, geliyorlar. Haydi lan, haydi. Gel, bak şerefli tatlısı. Lan şerefsizler. Niye lan, niye? Ne istediniz lan babamın ekmek teknesinden? He, hayvanlar. Yavaş gel lan. Ne oldu oğlum? He, bilme. Bir şey mi oldu? Ne diyorsun lan, öküz kafalı? Ne oldu? Oğlum siz nasıl adamlarsınız lan? Böyle. İşiniz gücünüz polim tezgah. Kavgaya çağırıyorsunuz. Topuk yapıyorsunuz. Adamın ekmek teknesine saldırıyorsunuz. Ondan sonra kuyruğu kıstırıp it gibi kaçıyorsunuz. Azıcık adam olun lan. Bitti mi matador? Ha? Ha bitti. Konuş. Oğlum sen lan avukatı mısın? Bundan ne konuşmuyorsun, sen konuşmuyorsun sadece? Avukatıyım. Sizin de celladınız olacağım lan. Az daha sabır. Ya şu delikanlı delikanlı laflar. Allah'ım yarabbim ya. Sıkıldım lan. Bak ben sizin gibi şiddet yanlısı değilim. Şiddete karşı tövbeliyim. Ama yok. İlla biz çok kaşınıyoruz derseniz, ille de beni kaşı, kaşı, kaşı derseniz yeminimi bozar kaşırım. Özellikle de seni bebe. Seni büyük bir zevkle kaşırım. O çok zor be çocuk adam. Ben kaşınma sinirlerimi aldırdım. Lan Amit, artistik ya. Ne artistik lan? Lan buraya. Var ya bak. Sen. Lan adam ol lan artık. Lan artık adam olacaksın lan. Lan. Maşallahın var, arada yapalım lan bunu. Şşş, tamam lan. Haydi. İyi oldu. Kelebek familyası, gelincik familyası. Okuldan sonra burada toplanıyoruz. Hiçbir yere gitmek yok. Hacker. Delete. He? Delete hocam, delete. Aynen. Ne hadi oldu? Hadi Merve, hadi. Oh. Yani diyorsunuz ki aracı benim üstüme kayıt ettiren kişi şu an hayatta değil. Yani evet, araştırmasını yaptım. Kendisi geçen hafta kaza yapmış. O araçla birlikte. Her şey olacağına varır tabii. Nasıl? Ay, yok bir şey. Allah taksiratını affetsin diyorum. Anladım. Ama neden böyle bir şey yapmış anlamadım. Yani açıkçası Osman Bey, biz bu tarz vakalarla ilk defa karşılaşmıyoruz şubede. Yani insanlar bazı suçlar işleyip başkalarının kimlik bilgileri üzerine bazı araçları kaydettirebiliyorlar tabii ki. Zaten ben kişiyi de araştırdım. Birçok sabıkası varmış. Ama şanslısınız,
sizin üzerinize tescil ettiği araçta hiçbir suç işlememiş kendisi. Çok şükür, çok şükür. Ya bu yaştan sonra adamın suçla muçla anılmasını istemem doğrusu. Değil mi? O zaman bana müsaade. Osman Bey, şey soracağım size bu arada. Siz bu aracın sizin üzerinize yapıldığı bilgisayara nasıl ulaştınız acaba? Sormak zorundayım polis olarak. Aslında tesadüfen. Ara sıra haberim olmayan trafik cezası falan var mı diye kontrol ederim. İyi yapmışsınız, iyi yapmışsınız. Ben sizin için sormuştum zaten. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Öyle diyorsa ya kırdarlarla iş yapmadı bu ya da yalan söylüyor. Alo, Najat Kırdar'la mı görüşüyorum? Osman Ercemen ben, Ankara'dan, iş adamı. Sanırım aramızda yanlış anlaşılmadan dolayı bir sorun var. Eğer vaktim varsa bir buluşup konuşalım derim. Evet, İstanbul'dayım şu anda. 2 saat sonra, silahsız, adamsız. Peki, görüşmek üzere. Gidip anlayalım bakalım derdi neymiş. Nasıl çocuklarınız lan? Ne diyeyim? Ulan. Nasıl? Gayet iyi. Başınızda siz varsınız ama. Yeliz Hocam, Yavuz Bey. Merhaba Sadi Bey. Sadi Hocam, merhaba. Yavuz Bey sizin geleceklerle ilgili değerlendirme almak için geldi. Haliyle benden de rapor istiyorlar. Derslerim nasıl, arkadaşlık ilişkileri ne alemde vesaire. Gayet iyiler. Kaynaştılar, kaynaşıyorlar. İşbirliği içerisindeler. Maşallahları var. Çok sevindim. Bunu sizden duymak çok güzel Sadi Bey. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim Sadi Hocam. Aç kapıyı Vesel Efendi. Ne bakıyorsun oğlum? Lan yürü lan. Yürü oğlum ya. Selamünaleyküm Ekrem abi. Aleykümselam. Hoş geldin Sadi Hocam. Hoş bulduk. Bunlar benim çocuklar. 12 B sınıfı. Hoş geldiniz çocuklar. Ekrem abimiz 12 A'dan Emre'nin babası. Ekrem abi şöyle bir durum var. Bizim bir dersimiz yarım kaldı. Ben de düşündüm, taşındım, dedim Ekrem abimizin atölyesi var. Bize çok müsait. Eğer izin verirsen dersimizi burada tamamlamak isteriz. İzin ne demek Sadi Hocam? Dükkan sizin. Bakın keyfinize. Bir şey lazım olursa ben buradayım. Allah razı olsun. Eksik olma. Dün akşam Can kardeşimiz babasının önlüğünü giydi. Babasının pilav arabasıyla işe çıkmak istedi. Ama kötülükten beslenen biri ya da birileri ekmek teknelerine saldırdılar. Arabayı paramparça ettiler. Üzüldüler tabii. Madem Can kardeşimiz üzüldü, Can ve ailesi, biz de şimdi el birliğiyle ortaklaşa çalışıp yepyeni bir pilav arabası üreteceğiz. Hep birlikte. Hocam şimdi böyle sadece araba deseniz, hani motor indir kaldır, şanzıman sök tak, kaporta, akü falan. Biz alasını yaparız. Çok iyiyiz. Ama böyle dandikten pilav arabası, nohut arabası falan. Biz anlamayız hocam bunlardan. Hayır hocam, biri çalmış, parçalamış. Yani bizim suçumuz ne? Biz niye uğraşıyoruz? Sizin suçunuz yok Sabri. Hiç kimsenin suçu yok. Ama dayanışma diye bir şey var. Bizim doğup büyüdüğümüz coğrafyayı en iyi yürek anlatır. Örflerimiz, adetlerimiz var. Binlerce yıldır var. Mezopotamya, Anadolu, medeniyetin beşiği. 12 bin sene önce çömlek ürettiler bunlar. Biz de bugün araba üreteceğiz. Hep birlikte çalışarak. Kelebek tim,
gelinciktim. Vural, namı diğer Delibaş. 1.90 boyunda tek kişilik ordu. Biz seninle beraber açılır kapanır pencere yapacağız. Sayko Bora ve Sabri, siz zımparada olacaksınız. Pişk, 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 pişk. Mert, yakışıklı, sen ana gövdeyi boyayacaksın. Zülfikar, sen ana gövdeyi hazırlayacaksın. Aras, namı diğer Kelebek, namı diğer James Dean. Sen asıp kesmeyi seviyorsun, onu anladık. O yüzden sen tahta kalas keseceksin. Beşer santim, milim oynamasın. Can oğlum, sen depresyondasın haliyle. Sen depresyondan çıkana kadar Ekrem abinle demli çay içersin. Sonra bize katılırsın. Tamam hocam. Senin ne işin var la burada efendim? Hocam, ben de fedakarlık yapmak istiyorum. Ne istedin? Fedakarlık. Helal, helal sana. Allah gazamızı mübarek eylesin. Kelebektim, gelinciktim. Önlükler arkada. Sana XXX large getir. Ne bakıyorsun lan? Gevşek. Tamam. Vakti zamanında bir köyde bir dede yaşarmış. Her hikayede olduğu gibi. Yalnız. Derme çatma bir evde. Bir gün torunları ziyarete gelmiş dede. Oturmuşlar evin önünde. Kulübeye bakıyorlar. Karşıda kulübe. Köpek kulübesi. Köpeklerden biri siyah, diğeri beyaz. Torun sormuş, dede, ya bize bir tane köpek yeter. Ne gerek var iki tane? Diğer torun demiş ki, dedeciğim bunlar o yüzden mi kavga ediyor? Biri siyah, diğeri beyaz diye mi? Gülümsemiş dede. Bilgece, her dede gibi. Onlar sürekli mücadele içinde demiş torunlarım. İyilikle kötülük gibi. İçimizdeki iyilik ve kötülük gibi. Sürekli bir didişme, çatışma, mücadele içerisinde diğer turun atlamış. Dedeciğim bir mücadele varsa bir kazanan da vardır değil mi? Olmaz mı demiş dede. Tabii ki. İki torun aynı anda sormuşlar. Dedeciğim bu mücadeleyi kim kazanır? Bakmış dede torunlara. Gene bilgece gülümseyerek. Ben hangisini daha fazla beslersem o kazanır demiş torunlarım. Biz de bugün içimizdeki iyiliği besledik. Bugün kötülük kaybetti. Ha, bu mücadele hiçbir zaman bitmez. İnsan İçindeki iyiliği beslediği ölçüde insandır çünkü. 12B sizinle gurur duyuyorum. Benim lahmacunumu kim yedi lan? Hocam siz yemeyince ben gurur duyuyorum. Afiyet olsun kocam. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Bir de bana bu hikayeleri anlattırıyorsunuz. Sonra ben depresyona giriyorum. Eve gidiyorum, yengenizle didişiyorum. Yapmayın bunu. Hadi afiyet olsun.
Ekrem abi bir tane daha yapıştırırız. Acılı varsa. Acılı. Ayran var mı ya Zülfü? İyi kardeşim. Afiyet olsun. Eyvallah. Al Ekrem abicim. Zülfikar. Buyurun hocam. Bana kuşlar Zülfikar'ın sesi dedi. Sadi hocam. Çok güzellik dedi. Dedim hadi canım. Hangi kuşlar dedi hocam ya? Benim kuşlarım var Zülfikar. Sizin bilmediğiniz. İstersen gir ufaktan. Gireyim hocam da. O kim lan? Kulağın işitmiş. Gönlünden ne geçiyorsa Zülfikar. Gönlünden. Bir şafaktan bir şafağa, bir akşamdan bir akşama, merhaba demeden daha, bu gitmeler gitmek değil. Bir şafaktan bir şafağa, bir akşamdan bir akşama, merhaba demeden daha, bu gitmeler gitmek değil. Eğil salkın söğüteyi, bu benimki sevda değil. Eğil yağmur rüzgar eğil, bu benimki sevda değil. Helal 12 bin. Ağaç yontmak, marangozluk usta bir sabrın işidir. Ham eğri büğrü bir ağaç dalını yontup şekil verir gibi çocuklara ders verdiniz. Gurur duydum Sadi Hocam. Estağfurullah Ekrem abi. Öğretmenlik de biraz marangozluk. Sabır, evet. Titizlik, evet. Çok şükür bugün bazı şeyleri yonttuk. Oğlum canım, baban eve gelmeden arabaya binmeye çek. Sağ ol hocam. Sen adamın dibisin hocam be. Geldi şimdi be. Kardeşlerine de teşekkür et. Yok hocam. Biz öyle insanlar değiliz. Yani biz daha çok böyle iyilik yap, denize at. O yüzden gerek yok. Eyvallah. Eyvallah. Önemli bir soru daha. Aynısı mı oldu? Birebir. 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 Hakkını helal et Ekrem abi. Helal olsun. Ne zaman istersen buyur gel. Ula. Duruyor. Sevmem diyenden korkacaksın zaten. Benden önce bitirdin. Ne var? Güzeldi. Dökme koltuğa senden. Dökmem koltuğa. Ben dedim mekanda yiyelim. Sen tutturdun arabada arabada diye. Ha, tamam bir köyde değişiklik yapmış olalım. Ne olacak? Yaver aslanım sen de sağa çek adam gibi ye ya. Ağam yok ya. Ben eve kadar dayanırım ya. Yani sen Yaver'in spesiyeli diye belirttin inşallah. He belirttim belirttim. Yaver'in spesiyeli nasıl oluyor? Pardon. Yaver'in spesiyeli demek 3 tantuni demek. He. Başka türlüsü kesmiyor yengeme. Sen... İyisin ha. 3 tane yiyorsan bayağı iyisin ha. Fitsin ha. İyi, güzel. Eyvallah. Dünya yakıyor onu. Hızlı yak. Ya ver sen sağa çek aslan. Ağam vallahi ya. Ben dayanırım ya. Sen dert etme. Ya ver. Balerin güzel mi? Ha. Balerinle falan mı tanıştın? Nedir? Yok be sen. Bak bir şey diyeceğim sana. Beni bir arkadaşım aradı eski. Bir ihbar gelmiş ona. O da bana iletti.
Yani bu civarda büyük dolaplar dönüyormuş. Ne dolabı ya? Hırsızlık, uyuşturucu hangisi? Büyük dolaplar dönüyormuş. İşin içinde çocuklar da varmış. Organ mafyası o zaman. O zaman biz destek çağıralım, tamam mı? Bana ben hallederim bunu şimdi, dur. Sakin, halledeceğiz yani. Oraya gidiyoruz işte. Biz niye halledelim? Sade haber verelim, gelsinler. İşte sen büyük dolaplar dönüyormuş. Allah'ım sen ya benimle artık dalga geçiyorsun. Söylüyorsan bir şey üstünü devamını getirelim işte. Allah Allah, arayalım ekipleri, bassınlar orayı. Tamam, ekibe şimdilik değil, gerek yok ya. Şimdi bir gidelim, sen gör, beraber görelim. Bak yaver de var, beraber şey yapalım. Ya Sadi, başımızda zaten 1000 tane bela var. Anladın mı? Bizim onlara bulaşmamamız lazım. Onu diyorum ben de sana. Çok büyük dolap dönüyormuş, onu söyleyebilirim. İşte bak, geldi. Bahsettiğin kadar büyüklükteyse o dolaplar bizi aşar. Ben sana ondan bahsediyorum. Evet, bak çok büyük bir dolap dönüyor. Sen beni ne marka mı getirdin? Ayıcık alacak mısın peki? Evet. Hadi inelim. Tamam, silahımı bırakıyorum. Yaver, sen tantrini bitir. Son gün Bayast. Benimle eğlenir misin? Evet, evet ve binlerce kere evet. Abim at biraz şöyle karabiber at. Ye ya, afiyet olsun abim ya, afiyet olsun. Abicim hoş geldin. Hemen vereyim sana bir tane pilav abim. Nohutlu pilav yapıyorum. Karabiber de atıyorum abime şöyle güzelinden. Oh! Al, afiyet olsun. Gel, 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 gel. Pilavın kralı burada, gel. Ayıkladık pirincin taşını. Tavukla pişirdik aşını. Gel, gel, gel. Bakmayın, gelin. Vay aslan parçası. Oo, babacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl da kapmışsın işi? Can, bu arabaya ne olmuş? Ne olmuş? Böyle bir yeni göründü gözüme. Allah Allah, sen bir gün gelmedin, özledin herhalde arabayı ha? Herhalde öyle mi? Yani şimdi biz arkadaşlarla bir düşündük baba. Bu arabanın 5000'i gelmiş, 5000. Ha. E dedik bunu güzel bir bakıma sokalım. Bir cillop gibi çıkardık ondan sonra arabayı ya. Oğlum bu nasıl bakım? Arabanın modeli yükselmiş. E biz işimizde çok iyiyiz baba. Aferin sana be. Nasıl sahip çıkmışsın ekmek pekmemize? Aferin lan, aferin. Gel, 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 gel. Pilavın kralı burada. Pilavın kralı, gel. Yakın zamanda başımıza dert olan birinin kullandığı araç seni işaret etti. Biliyorum. Zaten onun için geldim İstanbul'a. Anlaşılan kimlik bilgilerimi çalan biri alengirli işler çevirmek için bir araç bulup üstüme tescil ettirmiş. Yani araçla benim bir ilgim yok diyorsun. Benim şu anda peşinde olduğum tek bir kişi var. Onun dışında kimseyle uğraşacak vaktim de yok, takatim de. Hadi gerçekten çok teşekkür ederim bu güzel sürpriz için. Çok mutlu oldum.
Karıma da Luna Park partisi yapmayacaksam nerede kaldı benim kocalığım? Ama bu kadar ayıya gerek yoktur. Niye? Bileğimin hakkıyla kazandım. Hem sen demedin mi? Ay istiyorum, ay istiyorum diye. Al sana ayı. Yaver. La Yaver. Oğlum ne oldu sana? Tansiyonun mu düştü? Ne oldu? Alo. Mahmut, şu an sandalyeye bindim. Bir de tantuniyi çok kaçırmışım ya. Saygılı. Nereye bindin? Uçan sandalye, tansiyonum. İşte. Kalk yardım et bize, kalk. Heh, al bunları. Ha, bunlar ne? Al bunu. Ay. Şu şunları al. Ayıcığım düştü. Bunu da al. Bunu da. Bunu da al sen. Al bakalım. İstemediğin kadar ayıcık. Hadi bakalım gidelim Sadi'cim. Geliyoruz, geliyoruz. Senle demedim canım. Sade mi koydun adını? Tabii ki Sade koydum. Kalk gidelim. Kalk gidelim. Gülme Yaver, gülme. Ayıcık taşıyan adamsın. Kaç yaşında adamsın ya? Yani söyleyeceğim, yedi emini bulmama yardım edersen sana bir iyilik borçlanırım. İstersen takas da yapabiliriz. Takas mı? Evet. Benim de derdim İstanbul'da. Bir kadın var. Kimdir, nedir bulamadık. İşin kötü tarafı, kadının kurcaladığı yerlerdeki izleri kapatalım derken risk aldık. Anlaştık o zaman. Sen yedi emin için radarlarını açarsın, biz de o başına bela olan kadın için.